Beyaz TV ekranlarına Nilüfer Zamanı'na hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve işlerinde bol bereketli bir hafta diliyorum efendim. Peki haftaya başlarken gökyüzü bizi nasıl destekliyor? Hangi konularda önümüze engel çıkartıyor? Önce bunları konuşarak başlayacağız. Sonra yine önemli bir konu. Emeklilik konularına gireceğiz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında bizi izleyen izleyicilerimiz için tüm bunları konuşacağız. Detaylar nerede? Az sonramız gelsin. Ve astrolog Mine Ölmez stüdyomuzda. Mine hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifli yayın yapıyorum seninle bilemezsin. İnsanın herhalde dostuyla yayın yapması değil mi? Çok çok şükürler daha olsun. Keyifli oluyor. Bugün ikimiz de ne kadar rengarengiz. Evet. Güne uygun renk değil ama değil mi şimdi üzerimizdekiler? Aslında uygun şöyle, güne uygun renk dediğimizde illaki o rengi tamamen giyemeyebiliyoruz bazen. Sabah ben bunun mavisini giymiştim. Çok da güzeldi ama üzerine biraz fondöten döktüm. Sonra değiştirmek zorunda kaldım. Fakat Venüs Aslan Burcu'na girdi. Şu senin üzerindeki de benim üzerimdeki de Aslan Burcu'nun rengi ve içinde mavi detaylar var. İşte ojelerin mavi, senin içinde mavi detaylar var. Aslında bugünün rengini biz yine de tamamlıyoruz bugün. Zaten ay boşlukta şu an. Çünkü biraz daha karışık bir enerji. Evet, peki Venüs Aslan Burcu'na yerleşiyor. Evet, yerleşti. Her yerde de böyle başlıklar atıldı. Ne anlamalıyız peki? Venüs Aslan'a girince neler oluyor? Şimdi şöyle, her gezegenin kendine ayrılan bir süre var her burcu gezmek için. Venüs Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçti. Aslında bu mükemmel bir durum değil. Çünkü Aslan Burcu eril bir burç. Eril enerjiyi, erkek enerjiyi, erki taşıyan burçlardan birisi. Venüs ise dişil bir burç. Aslan Burcu sıcak yapıda bir burç, Venüs ise nemli yapıda bir burç. Dolayısıyla ikisi aslında birbirlerine çok uyumlu değiller. Venüs Aslan Burcu'na geçtiğinde artıları da var, eksileri de var tabii. Herkese göre değişir. Sadece biraz daha o çekinik taraflarımızı ilişkilerde daha bir konuşturma zamanına geçiyoruz. Yani ilişkilere bakış açımız Aslan Burcu enerjisinde olmaya başlıyor. Dolayısıyla biraz daha istekli, biraz daha istiyorum, ben bunu istiyorum, talep ediyorum enerjisinin artması demek. Bu bir de eril enerjiye biraz da gücün geçmesi demek. Aslında şöyle bir genel inceleyecek olursak şöyle bir durum var. Bazı şeylere net karar veren insanlar bu dönem evlenip yuva kurabilirler. Hı hı. Ama bu Venüs Aslan Burcu'na geçtiği için değil sadece. Venüs ve Mars Aslan'da ama Yengeç Burcu'nda da çok güçlü bir gezegen. Mesela Güneş Yengeç'te, işte yakında Merkür de oraya yerleşecek. Yani şöyle bir durum var. Bir tarafımız kırgın, duygusal, aslında sevilmeye çok ihtiyaç duyarken diğer tarafımız da egosundan ve gururundan taviz vermek istemiyor. Eril ve dişil dengelerin birbiriyle biraz da mücadele ettiği bir dönem aslında. Yani aslında içimizden yavru kuş gibiyiz, çoğumuz böyleyiz şu an genele yayılan etkide. Sarılmak istiyoruz, sevilmek istiyoruz, yuva kurmak istiyoruz ama bana yapılan haksızlıklar var, kesinlikle gururumdan taviz veremem modunda dolaşacağız bir süre. Böyle bir savaş vereceğiz. Bakalım gurur mu kazanacak, aşk mı kazanacak? Göreceğiz hep birlikte ama Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte ilişkilerde daha talepkar olma, daha istiyorum, talep ediyorum, alıyorum enerjisine girme zamanı. Biraz daha güçlü ve eğlenceli, aslında biraz daha bizi keyfe, eğlenceye, varsa çocuklarımızla tatillere veya onlarla yapacağımız aktivitelere destek veren ve böyle yönlendiren bir enerji var. Evet, o zaman burçlarımıza yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Koçla başlıyoruz. Evet, öncesinde şu konuda da bilgi vermek isterim. Tabii ki. Yaklaşık 13'üne kadar, 13'ünde de Venüs-Mars kavuşumu var. Bu da Venüs'ün doğasını olumsuz etkilediği için sert bir açı ama açıkçası gökyüzünde yaklaşık bir 10 gün kadar çok sert bir enerji olacak. Özellikle bu hafta 1-4 Temmuz arasına bakacak olursak bir sonraki hafta da bu enerji tam gaz devam ediyor. Maalesef bir 10 gün kadar çok sert enerjiler altındayız. Peki neden bunu yaşıyoruz? Hani kurban mıyız? Hayır. Şunu belirtmek istiyorum genel olarak. Bu hafta hepimizin çok sağduyulu olması gereken, dünyada, dünya genelinde sarsıcı olayların olabileceği, dünya genelinde ekonomik anlamda çok ciddi iniş çıkışların olabileceği ve bir takım kötü sürprizlerin yaşanabileceği bir haftadayız. Dolayısıyla hepimizin sağduyulu olması gerekiyor. Tek kare dediğimiz bir açı kalıbı gerçekleşiyor gökyüzünde ve sabit burçlar arasında. Yani çok değişmekten hoşlanmayan, taviz vermekten hoşlanmayan burçlar arasında, aslan, kova ve boğa burçlar arasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla herkes için çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada kendi tahtında oturan gezegen Satürn. Dolayısıyla bizim bu hafta bunlardan korunmak için yapmamız gereken şey gerçekten aklı selim olmak, sorumluluk almak, varsa hatalarımızı görmek, hiddetlenmek ve öfkelenmek yerine ya da ani gelişen olaylar karşısında kötü tepkiler vermek yerine aklı selimi korumak, biraz da özgürlüğümüzü, kendimizi, geleceğimizi düşünmek.
Yani mesela birine çok zarar vermek isteyebilirsiniz ya da dürtülerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu noktada geleceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Ve birinden ayrılıyorsanız, biri size yanlış yapıyorsa, ihanet ediyorsa bilin ki Allah size erkenden gösteriyordur bazı şeyleri ondan kurtulmanız için. Yani kendinizi kurban gibi görmek yerine özgürlüğünüzü ve geleceğinizi tercih etmeye bakın ama asla sorumluluklarınızda bu hafta hiçbir burç ihmal etmesin. Bu konuda uyarmak isterim. Çok sert bir döneme girdik. Bir 10 gün gerçekten hepimizin sağduyulu olması evet, gerekiyor. 10 gün bir kendimize çeki düzen vereceğiz. Peki şimdi burçlara geçecek evet. olursak koçlar neler bekliyor? Birazcık böyle parasal konular, arkadaşlık ilişkileri ve çocuklarla ya da aşk hayatlarıyla ilgili konularda köşeye sıkışmış hissedebilirler. Mesela çocukları tatil isteyebilir, yapamayabilirler. Eğlenmek isteyebilirler, maddi koşulları imkan vermeyebilir. Birine borç vermişlerdir, dostu olarak görmüşlerdir ya da borç almışlardır. Bunlar kısıtlayıcı ve sıkıntılı bir hale gelebilir. Bu hafta kendilerini istekleri, hayalleri ve idealleriyle mevcut koşulları arasında biraz sıkışmış hissedebilirler. Arkadaşlık ilişkileri, varsa çocuklarıyla ya da sevdikleri insanla olan ilişkileri birazcık sabır testinden geçiyor diyebiliriz. Ama Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi onlar için Temmuz sonuna kadar yine de eğlenmek, gülmek, neşelenmek istiyorlarsa çocuk sahibi olmak, çocuklarıyla aktiviteler yapmakla ilgili konularda onları da destekliyor. Yani aslında gökyüzü de onları koruyan, kollayan ve enerjilerini yükselten çok güçlü bir enerji var. Hı hı. Fiziksel olarak da parladıkları, çok çekici oldukları bir dönemden geçiyorlar. Biraz böyle zayıflayabilirler, kilo verebilirler, kendilerine daha çok bakabilirler. Bu anlamda çok iyi. Fakat özellikle bu 10 gün biraz kendilerini olması gerekenlerle olanlar arasında köşeye sıkışmış gibi hissedebilirler. Öfke kontrolü çok önemli. Öfkelerini sevdiklerinden çıkarmasınlar. Çok önemli bir mesaj bu. Evet. Devam edelim. Boğa ve yükselen boğalar en çok dikkat etmesi gereken burçlardan biri. Çünkü bu bahsettiğim açık kalıbı boğa, aslan ve kova burçları arasında gerçekleşiyor. Böyle tatsız sürprizler olabilir. Böyle gelecek planları, hayalleri, yaşamak istedikleri yer veya kariyer planları arasında sıkışmış hissedebilirler. Aile büyükleri, kendi aileleri ya da eşlerinin ailesi arasında sıkışmış hissedebilirler. Eşlerinin arzularıyla kendi arzular arasında ya da sevdikleri insanla aileleri arasında. Yani hep bir böyle köşe kapmaca oynanıyor bu hafta. Böyle birazcık kendilerini korumaya almalarını, aile büyükleriyle ve otoritelerle zıtlaşmamalarını, patronlarıyla, aile büyükleriyle zıtlaşmamalarını, eşleriyle. Artık kim onların hayatında en önemli mihenk taşıysa onlarla çok inatlaşmamalarını tavsiye ediyorum. Gökyüzü Temmuz'a kadar Venüs'ün de Aslan Burcu'na geçmesiyle onların burada taşınma da olabilir yine böyle köklü bir taşınma, yer değiştirme. Evlerini dizayn etme, yaşadıkları alanı güzelleştirme, tadilat, tamiratla ilgili konularda çok şanslılar. Ayrıca aileleriyle biraz daha yakın ilişkiler kurabilirler. Arada tatsızlıklar olsa da gökyüzü onları aileleriyle mutlu ortamlar yaratmak konusunda destekliyor. Evet, ikizler. Evet, ikizler ve yükselen ikizler birazcık bu hafta gizli düşmanlıklara dikkat etsinler. Arkadan dönen oyunlar, aldatmacalar, yalanlar, bir takım riyakarlıklarla karşılaşabilirler. Kendilerini bu anlamda korumaya almalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışında gökyüzü onları parasal anlamda çok güzel desteklediği bir dönemde. Aslında şunu düşünüyorlar. Geleceğim, kariyerim, ideallerim ve kazanımlarım. Yani son tahlilde arkalarından dönen oyunlar, efendim ayağını kaydırmaya çalışanları değil de ikizler burcu kendi geleceğini, kendi kariyerini ve parasal anlamda güçlenmeyi seçecek gibi gözüküyor. Ve birazcık iletişimine, uslubuna dikkat etmesi gerekiyor. Yaşadıkları, gördükleri ya da uğradıkları haksızlıklar karşısında öfkeli tavırlar sergileyebilirler. Temmuz sonuna kadar böyle bir sevecekler, bir kızacaklar, böyle devam edecekler. İniş çıkışta olacak ruh halleri ama onlar için sosyal medyada, internetle ilgili, ticaretle ilgili konularda ilerlemek anlamında çok güçlü bir enerji söz konusu. Eğer hukuki bir takım konuları veya sınavlarla, eğitimlerle ilgili bir takım işleri varsa, uzak bir yere gitmek istiyorlarsa ya da seyahat planları varsa bir takım blokajlarla karşılaşabilirler. Ayrıca arabalarının bakımını lütfen bu ay içerisinde yaptırsınlar. Ufak tefek kazalara açık olduklarını, hem iletişim kazalarını hem de trafikte birazcık dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamak isterim. Evet, devam ediyoruz hemen. Evet, yengeçle. Yengeç ve yükselen, bir an aslan diyecektim. İyi beni uyardın, süper. Yengeç ve yükselen yengeçler için o aşırı gizli düşmanlık enerjileri falan yavaş yavaş gökyüzünden çekilmeye başladı. Şu an artık yüzleşme dönemindeler geçen haftadan itibaren. Bu haftada biraz daha yine parasal koşulları güçlenirken onların da hem kazanımları hem harcamaları aynı oranda artıyor. Bu hafta kredi çekmek, borç almak, borç vermek, bilmedikleri yatırımlara girmek için son derece riskli bir haftadalar. Onları gerçekten uyarıyorum. Yani çok ihtiyacı vardı verdim veya çok ihtiyacım vardı borç aldım. Kimden borç alacaklarına
nasıl ödeyeceklerini, ödeme koşullarına dikkat etsinler. Yani çok yüklü bir borç alıp sonra altından kalkamayabilirler. Bu hafta yatırımlar ve parasal konularla ilgili en dikkat etmesi gereken burçlardan birisi Yengeç Burcu. Bu konular sebebiyle sosyal ilişkileri bile bozulabilir, dikkat etmeleri lazım. Fakat Venüs'ün ve Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte parasal anlamdaki hem hırsları hem mücadeleleri hem de başarıları artıyor. Parasal anlamda çok güzel bir dönemdeler. İlişkilerle ilgili de önümüzdeki 15 günlük süreçte tamam mı, devam mı, bitiriyor muyuz yoksa devam mı ediyoruz noktasında hala dengelenememiş durumdalar. Özellikle 13'ünden sonra ilişkilerle de ilgili karar vermiş ve dengelenmiş olacaklar. O zamana kadar biraz böyle duygusal olabilir. Evet, bir 10-15 gün aslında bütün burçlar biraz daha ilişkilerini ve işlerini daha böyle rölantide evet, Oğlak Dolunay'ı, götürseler iyi olacak herhalde. Oğlak Dolunay'ı çok sert geldi. Yani Jüpiter'le, ben söyledim, Jüpiter'le etkileşim olabilir ama yaklaşmakta olan işte bu T kare kalıbı, işte Venüs Satürn Uranüs karesinin aktif olması dolunay esnasında zor bir dolunaydı. Yani perşembeden hatta çarşambadan beri herkes hayatında böyle tatsız gerçeklerle yüzleşmiş, karamsarlaşmış, bir takım umutlarıyla ilgili hani kendini yok ya bu da mı olmuyor ya da böyle de mi olmayacak gibi. Ben hafta sonu gerçekten dedim ölüme beş kala gibiydim. Zor geçirdim. Mükabele. Hafta sonunu zor geçirdim gerçekten. Birçok insandan da benzer şeyler duydum. Çünkü oğlak enerjisi karamsardır ve sürekli gerçekleri gör, gerçekleri gör der. Gerçekler de her zaman mutlu etmiyor tabii. Evet, gelelim aslana o zaman. Evet, aslanlar Venüs Aslan Burcu'nda. Venüs hangi burca yerleştiyse, bu arada bu Venüs Aslan'ın şerefine bence bu denklik. Değil Çünkü mi? Bunlar Aslan Burcu'nun renkleri. Turuncular, üzerindeki o evet, pembemsiz somon. Ben bugün beyaz giyecektim, değiştirdim son anda fikrimi. Evet, beyaz da bugünün renklerinden de mesela ama gerçekten Venüs Aslan ele geçirdi ortamı. Domine etti. Çünkü öyledir. Venüs Aslan Burcu'na, Mars Aslan Burcu'nda ortamı domine ediyorlar. Dolayısıyla güneşin renkleri, güneşin sıcaklığını hatırlatan bir döneme girdik. Aslan burçları için çok harika çünkü parladıkları, güzel göründükleri, ışıldadıkları bir dönemdeler. Ama bir o kadar da açık düşmanlıkları, açık oldukları bir dönemdeler. Yani şöyle söyleyeyim, yıldız gibi parlıyorlar ama sürekli bir müdahaleyle karşılaşabilirler. Özellikle bu hafta çok sert durumlar olabilir. Bu 10 gün içinde evli olanlar, ilişkisi olanlar, zaten hali hazırda problemi olanlar kopma noktasına gelebilir. Ne olur dikkat etsinler. Eğer eşlerini seviyorlarsa, ortaklarıyla araları iyiyse, mesela ortak iş yapanlar, bu hafta biraz daha sabırlı, sükunetli olmaya özen göstersinler. Çünkü onları Mars ateş topuna çevirdi. Zaten doğalarında olan o domine etme arzusunu daha da arttırdı. Fakat dediğim gibi Temmuz'un sonuna kadar çekicilikleri, parlaklıkları son derece yüksek. Venüs'ün bütün ışıltısı onlarla beraber ama bu hafta gerçekten en dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de Aslan Burcu. İlişkiler kopma noktasına gelebilir. Herkesi, her şeyi tehdit gibi algılayabilirler. Haklı da olabilirler. Hala kıskanılmaya devam ediyorlar. Arkalarından bir takım oyunlar dönmeye devam ediyor. Ama ben hep söylüyorum, nedir o? Yalnız ol, yıldız ol. Birazcık bu dönem öyleler. Yani yalnız başlarına ilerleyecekler, parlayacaklar, başarılı olacaklar ama belki bazı insanlarla da aralar açılabilir. Dikkat etsinler. Evet, Başak Burcu'na geçmeden önce şimdi bizim tavsiyelerimiz de geçiyor izleyicilerimize. Genelde bu hafta için tüm burçlarda bir ortak tavsiye var. Toprakla haşır neşir olmak, toprağa basmak. Neden çok negatif yükleneceğimiz dolayı. Için evet. Mi? Şimdi bu açılarda çok büyük yangınlar ve patlamalar olabiliyor maalesef. Yani dünya bugün çapında. Marmaris'te çok büyük bir yangın haberiyle işte ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Sadece bizim ülkemizin, dünya çapında da böyle olabilir. Yani inanılmaz sert bir enerji. İki tane asla taviz vermeyen sertlikteki kötücülüğün büyük bir mücadelesi var. Yani her tarafta bir şeyler kırılacak demektir bu. Böyle zamanlarda mutlaka Esselam ismi. Çünkü Esselam isminin içinde hem hava elementinin hem su elementinin enerjisi Esselam. Var. Esselam. Evet, aynen. Hatta şey Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti de var. Hazreti İbrahim ateşe atılırken söylenen isim. Ya nar kuni berden ve selama. Ey ateş serin ve selamet ol. Bu ismi bu hafta bolca zikredelim. Niyetimiz de şu olsun. Çünkü ben bir şeyleri niyete koymaya çok inanırım. Allah'ım sen benim hayatıma kolaylık, serinlik ve selamet ver. İnanın depresyona bundan daha iyi gelen bir isim olamaz. Yani bütün ruhsal hastalıkları şifalandıran bir isim. Çok güzel bir isim. Bu hafta herkes bir kere bunu zikretsin. Orada belki belirtmedim evet, ama. Evet, öyle o zaman o daralma hissi geldiğinde her şeyden. Her elini kalbine koyup. Aynen. Sayısı var mı Müthiş Esselam bir isim. Ismine? Ben 17 yaşından beri bu ismi hiç bırakmadım. Mümkünse bırakmasınlar. 131'dir ama ben meditasyon gibi böyle köşelerine çekilip bir yarım saat zikretmelerini tavsiye ederim. Bununla beraber salavat ekleyebilirler. İnanılmaz rahatlatıcı olur. Yani sizi inanın sadaka vermek, bu söylediklerimi yapmak bütün dertlere deva. Bir sürü şeyden sizi Allah koruyacaktır. Sadece bu mu? Topraklamayı niye istiyoruz? Çünkü ateş elementi enerjisi güçlüyken
Öner hocamız bunu söylemişti. Önerdi hocam. Ben hep su diyordum. Dedi ki Mine Hanım dedi camı dedi direkt sıcakken dedi kuma atarlar biliyorsunuz. Direkt suya atmazlar çatlar dedi. Çok doğru söylüyor. Suyu ve toprağı bir arada kullanmak. Mesela denize girenler girsinler ama toprakta da yürüsünler. Aynı zamanda böyle bir şansı yoksa birazcık bahçede çıplak ayakla tur atıp eve gelip tuzlu su dökünebilirler. Bütün negatif enerjilerini alır. Mümkünse küçük bir böyle bir şeyin içine, kovanın içine su koysunlar, içine bolca tuz atsınlar. İnanın çok güzel elektrik alıyor. Hani bende nazar var, üstünde sıkıntı var diyenler bunu yapsınlar düzenli olarak çok rahatlayacaklar. İçine biraz lavanta yağı ekleyebilirler. Sevdikleri yağlardan ekleyebilirler. Ama ben yer gök dua üstüne ve gerçekten mutlu olmak istiyorsan bir başkasını mutlu et olayına çok inanıyorum. Yani sen çok üzgünken birini sevindirdiğinde Allah da seni sevindiriyor. Tabii ne verirsen onu geri alıyorsun. Aynen öyle. O yüzden benzer tavsiyeler var. Evet çünkü bazı enerjilerden burcunuz ne olursa olsun kaçamıyorsunuz. Hep söylerim. Bir yerde bir patlama olduğunda ölenlerin hepsinin haritaları ya da burçları aynı değil. Yani sonuçta kolektife inen, hepimizin üzerine inen bir enerji hayvanları da etkiliyor. Bakın Avustralya'da yangın olduğunda bütün hayvanlar yandı. Ay, ya da burada da öyle. Görüntü bütün hayvanlar yandı. Gitmiyor. Onların bir suçu günahı yok tabii ki. Onlar masum fakat sonuçta bir enerji negatif ya da pozitif olarak indiğinde hepimizin üstüne ineniyor. Burcumuz fark etmeksizin. O yüzden bu saydığım tavsiyeler burcunuz ne olursa olsun size iyi gelecektir. Uygulamakta fayda evet, var. Evet o zaman Aslan'la Başak'a geçtik. Başak'a geçtik. Özür diliyorum. Başak'la devam edelim. Şimdi canım Başaklar için bu hafta birazcık şimdi Venüs 12. evlerine yerleşti. Özellikle yükselen Başaklar tabii ki çok dikkatli dinlesinler. Venüs 12. evlerine yerleşti. Zaten Mars yerleşmişti. Mars 12. evdeyken uykumuzu, bilinçaltımızı da yöneten bir alan. Kontrol edemediğimiz bir alan. Dolayısıyla uykusuzluk, yorgunluk, uykumu alamıyorum, dinlenemiyorum, arkamdan bir şey dönüyor ama çözemiyorum noktasına gelmiş olabilirler. Bir takım dedikodular, arkadan dönen oyunlar, ihanetlerle yüzleşebilirler maalesef. Yani aa sen de mi Brutus diyebilirler. Temmuz sonuna kadar biraz bu enerjiyle yüzleşecekler. Sonra bu enerji onları daha da hızlandıracak. Biraz öfkeleriyle hareket etmemeleri gereken, uyku düzenlerine dikkat etmeleri gereken bir haftadan geçiyorlar. Bu hafta en çok sağlığına dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de Başak Burcu. Sağlık konusunda çok dikkatli olsunlar. Dişleri, kemikleri ve genel sağlıklarıyla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Eğer çarpıntıları varsa ya da benzer sorunları varsa ihmal etmesinler. Bak ne kadar doğru. Annemin bütün hafta sonu mesela Başak Burcu'dur. Diz kemikleri, diz kapakları ağrıyordu. Bu tesadüf olamaz işte. Değil, enerjiler gerçekten değil. Bir şeyleri 2023'e tetikliyor. Kadar tüm Başaklar sağlığına çok dikkat etmeli. Kemiklerinde, dişlerinde bir takım sorunlar olabilir. Kalpleriyle ilgili bir takım problemler çıkabilir. Yani herkesin bir dönemi vardır. Başak balık aksının, sadece balığa gelince de tekrar edeceğim bunu. Bu konulara dikkat etmeleri gereken bir süreç. Bunu ben 2 yıl kadar sık sık tekrar edeceğim. Sağlığınıza dikkat edin diye. Çünkü böyle bir evreden geçiyorlar. Sadece sağlık mı? Hayır. İş hayatlarında da bir takım gerçeklerle, arkadan dönen oyunlarla yüzleşebilirler. Ben ne iş yapmalıyım, ne yöne gitmeliyim noktasında Başaklar zor bir dönemden geçiyorlar. Ya da sorumlulukları çok arttı. Mesela ev hanımıdır ama nereye yetişeceğini bilemiyordur. Bir türlü istediği gibi olmuyordur. Yanına bir yardımcı istiyordur. Aynen öyle. En zor ve en nankör meslek maalesef. Kesinlikle. Sabah düzelt akşam yine aynı. Ama yanlarına bir yardımcı almak, bir destekçi almak noktasında da böyle gerçekten bu hafta artık benim ihtiyacım var noktasına gelebilirler. Sinirlerine hakim olsunlar. Şu verdiğim tavsiyeleri özellikle uygulasınlar. Evet. Teraziyle devam ediyoruz o zaman. Evet canım teraziler. Teraziler benim bu. Benim de yükselenim. Evet. Yükselen zaten en önemlisi biliyorsun. Yükselenin neyse seni mutlu edecek olan sırlar orada gizli. Mesela bir yükselen terazi için gerçekten insanlarla uyumlu olmak, dengede ahenkte olmak, dengesinin bozulmaması her şeyden önemli. Güzel olmak, zarif olmak, zarif insanlarla bir arada olmak ve mutlu bir evlilik hayatının olması. İnşallah. Yani inşallah. Gerçekten yükselen burç sizin kim olduğunuzu ve ne olmadan yaşayamayacağınızı anlatır. Yani neye ihtiyaç duyduğunuzu ve kim olduğunuzu yükselen burcunuz anlatır. Onun dışındaki bilgilere itibar etmeyiniz. Gerçek bu. Yükselen teraziler için ve teraziler için bu hafta aşk yaşamları ve dostluklar arasında sıkışıp kaldıkları, çok gezmeleri gerekebilir, herkes bir yere çağırıyordur ama kalpleri kırıktır. İşte hadi şuraya gel gidelim, hadi şu düğüne gel gidelim gibi. Bazıları düğün dernek yaptığı için çok para kaybedebilir ya da çok para harcayabilir. Bazıları davetler, eğlenceler, tatillere çok para harcayabilir. Parasal anlamda da bir tık kendilerini köşeye sıkışmış hissedebilir ama esas önemli konu şu, aşk hayatları. Varsa çocukları ya da dostlukları ile ilgili bir takım hayal kırıklıkları ve demoralize edici durumlar yaşayabilirler. Lütfen bu 10 gün, bu hafta değil sadece bir sonraki haftada böyle bir yine bir kırılma noktası var. İlişkileriyle ilgili, dostluklarıyla ilgili biraz daha nazik ve dikkatli olmaya çalışsınlar.
sosyal çevrelerinde böyle çok gözde olacakları ama bazı insanlardan özellikle uzak durmak isteyecekleri bir dönem olacak. Yani onlara iyi gelen şeylerle kötü gelen şeyler aynı harekette, hızlı hareket ediyor. Birazcık böyle bocalayabilirler. Sahne alıyorlarsa, sanatla uğraşıyorlarsa yine bir takım blokajlarla karşılaşabilirler. Özellikle sevdikleriyle kırgınlıklar olmamasına özen göstersinler. Hı. Zaten onlar kimseyi kırmıyor. Terazilerin kırmak gibi bir özelliği yoktur. Genelde kırılırlar maalesef. Ama bu hafta biraz daha dikkatli olsunlar. Hem kırılmasınlar hem kırmasınlar. Evet, peki akrep? Evet, akrep ve yükselen akrepler de yine gökyüzünde bu sert açıdan en çok etkilenecek burçlar. Onu şöyle söyleyelim. Boğalar, aslanlar, akrepler ve kovalar için en fazla sertlik derecesinde bir hafta. Tabii ki bu sertlik demek her şey kötü olacak anlamına gelmiyor. Hayatlarını yeniden yapılandırmak için bir dönemeçten geçebilirler. Köklü yapılanmalar, köklü değişimler yaşayabilirler. İlla kötü müdür? Hayır. Mesela çok köklü bir şehir değişikliği, yer değişikliği, birdenbire ben yuva kuruyorum, evleniyorum kararı vermek, ailenin yanından ayrılmak, aileyle bir takım bağları koparmak ya da bir takım anlaşmalar yapmak. Yani hayatlarını, yönünü değiştirecek çok önemli anlaşmalar yapacak ya da değişimler yaşayacak burçlar, boğalar, aslanlar, akrepler ve kovalar. Akrep burçları bu hafta ikili ilişkilerle ilgili sürpriz tatsız şeyler yaşayabilirler. Aynı şekilde yine gelecek planları ve aileleri arasında ya da eşleriyle kendi istekleri arasında çok sıkışmış hissedebilirler. Kendini böyle bayağı bir köşeye sıkışmış hissedebilirler. Aile büyükleriyle ilişkilerine özellikle dikkat etsinler. Annelerini, babalarını kırmamaya, incitmemeye özen göstersinler. Bu hafta ailevi sorumluluklarla kendi iş sorumlulukları arasında çok ciddi bir yük altında hissedebilirler. Rahatlamaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Birazcık böyle şey olacaklar. Hani He-Man gibi olmalarını bekleyecek herkes onlardan. O gücü de kendilerinde çok bulamayabilirler. Böyle uyarmış olayım. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi. Ben statümü, Mars da orada, kariyerimi söke söke alırım. Bana vermediğiniz başarıyı ben kendim alırım. O inatçı yapılarınla da kendilerini yukarıya taşıyacaklar. Öyle ya da böyle. Kimse akrepleri durduramaz. Hani hakikaten durdurulmayacaklar ve yukarıya tırmanacaklar. Evet, peki birazcık renklere geçelim istersen. Haftanın renklerini konuşmadık. Bu olur. Haftanın renklerini de konuşalım. Şimdi sonra yine burçlarımızda elbette kaldığı yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Şöyle, renkleri neye göre ayarlıyoruz? Tabii ki genelde ayın açılarına göre. Şu an ay kova burcunda ve boşlukta. Aslında kova burcunun rengi şu an hiçbirimizin üzerindeki renkler değil. Ama ay boşlukta olduğunda gerçekten kendinize iyi geleni tercih etmek her zaman idealdir. Fakat akşama doğru artık işin içine maviler, su renkleri, turkuazlar, beyazlar, işte su yeşilleri karışmaya başlıyor. Biraz daha simli gümüşler, griler olabilir balık burcunun renkleri. Daha çok akşam artık böyle maviden Leyla doğru renkler tercih edebiliriz ve iki gün buna devam edebiliriz. Hafta ortasından çarşambadan itibaren, hatta çarşamba akşamından itibaren artık renkler biraz daha koç burcu enerjisine kaymaya başlıyor. Biraz daha nar çiçekleri, turuncular, fakat şunu hep uyarırım. Eğer ki siz mizaç olarak çok ateşli bir mizaca sahipseniz, çok öfkeli bir insansanız kırmızıyı birazcık minimize etmeniz gerekir. Yani daha yeşiller, beyazlar, mavilerle devam etmeniz gerekir. Ama yok, ben zaten yaşam enerjisi düşük biriyim, İşte ilgi de çekmiyorum, güzel olduğum halde ya da yakışıklı olduğum halde girdiğim ortamda ilgi çekmiyorum diyenler varsa ateş elementi eksikliğindendir. Haftanın sonuna kadar, yani cumaya kadar bol bol kırmızılar, nar çiçekleri giyinebilirler. Söylediğim koşullara dikkat etmekle birlikte hafta sonu itibariyle boğa burcu enerjisine girmeye başlıyoruz. Cuma'dan, cuma akşamından ve hafta sonundan itibaren biraz daha zümrüt yeşili, ördekbaşı yeşilleri, işte bebek pembeleri, bebek mavileri giymeye başlayabilirler. Kendilerini o zaman gökyüzüyle biraz daha uyumlu, ayın enerjisi, çünkü en çok ay bizi etkiliyor, en hızlı hareket eden de o. Dolayısıyla ayın gidişatıyla da uyum içinde olmuş olacaklardır. Mesela bazı insanlar sürekli aynı renkleri tercih ederler. Mesela ünlülerde de var. Hemen aklıma Acun Ilıcalı geldi çok ekranda gördüğümüz için. Genelde siyah giymeyi tercih eder ben mesela. Ben Acun'u ayırıyorum bir kenara. Acun terliği çok aradım, bulamadım. Ben onun terliğinin uğurlu olduğuna inanıyorum. Bir tane vardı parmak satılmış. Parmak arası bir şıpıdık terlik diyorsun. Parmak arası da değildi galiba. Parmak onu normal. Arası değil mi? Değil mi? Sanki parmak ben parmak arası özellikle Dominik'te giyiyorum diye biliyorum. Acaba parmak arası mıydı? Bak şimdi. Acun terliği arıyorum. Acun'u ayırıyorum ben. Cem Yılmaz ve Acun'u ayırıyorum. Onlar ne giyerse giysinler şansları, enerjileri yaver gidiyor. İkizler çünkü, galiba Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı ikizler ama ikizler olmasının dışında çok önemli bir özelliği var. Merkür Güneş'in tam kalbindeyken dünyaya gelmiş. İkizler Burcu'nda Merkür Güneş'in kalbindeyken doğan biri medya, basın, yayın, internet, yazarlık, çizerlik, habercilik noktasında zirve yapabilir. Tek etki bu değil tabii, başka etkiler de var. Ayı da akrepti muhtemelen. Dolayısıyla o onun gerçekten, ben onun paylaşımcı bir insan olmasına ve temiz kalpli olmasına bağlıyorum. İkizler Burcu'nun şöyle bir özelliği vardır. Dualiteyi iyi görürler.
Dualiteyi iyi gören ikizler daha doğrusu. Üst bilinçte yaşayanlar. Bir kere hep şey derdi mesela, hatırlıyor musunuz röportajlarında? İşte ben çok iflas ettim ama her iflastan sonra gidip arkadaşımla bir çay içip boşver diyebilen bir insandım. Evet, evet. Yani paylaşımcı. Zor bir hayattan bu noktaya geliyor. Yani hiç kimse altın tepside sunulmuyor hiçbir şey insanlara. Ama Acun'un en önemli özelliği kesinlikle paylaşımcı olması. Çünkü bir sürü insana kapı açtığı için bence onun da işi rast gidiyor. Çok yani doğru. Bir de neşeli, eğlenceli, işinde hep dramatize tarafında değil, hep daha keyif tarafında. Kardeşim, canım, arkadaşım. Ne verirse de onu alıyor işte. Aynen öyle. Yani fresh insanlar, rahat insanlar, bir çiçek görünce bile mutlu olan insanları kolay kolay mutsuz edemezsiniz. Ve bir takım çileler çekseler bile yaşama bakışları pozitif olduğu için mutlaka iyi yerlere gelirler. Ben onun paylaşımcılığına ve birçok insana kapı açmasına da bağlıyorum bir şeylerinin iyi gitmesi. Umarım da hep öyle olur. Herkes için İnşallah, öyle olsun. İnşallah hepimiz için, içinde de onun için tabii ki. Yayla devam edelim tamam. O zaman kaldığımız yerden. Evet, yay ve yükselen yaylar bu hafta özellikle iletişim, yakın çevre, komşular, akrabalarla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmalılar. Yani bu hafta mesela çok sevdikleri bir komşuları taşınabilir ya da kendileri ayrılabilirler bulundukları yerden. İnsanları anlayamadıkları, zaten 2023'ün Mart'ına kadar hep yakın çevre, kardeş ve akrabalarla sınavlardan geçecekler. Hep onların sorunlarıyla sorunlanacaklar, dertleriyle dertlenecekler. Onlardan kaynaklı ya da onların mutsuzluklarından kaynaklı bir sorunlar silsilesi yaşayacaklar. Gökyüzü onlara diyor ki yakın çevreyle geçimine dikkat et, diline, üslubuna dikkat et. Konuşmalarınla ilgili sınırla kendini, sorumluluk al. Çünkü yay burcu sınırlara inanmaz. Konuşurken en rahat konuşan, hatta bizi güldüren ama aynı zamanda Allah Allah bu da söylenir mi dedirten burç yay burcudur. Gökyüzü de onlara diyor ki bak diyor, seni 2014 Aralık'tan sonra sıkmaya başladım. Sana hayatın sınırsız olmadığını gösterdim. Artık diyor kendini sınırlandırdın, paranı da sınırlandırdım 2017-2020 arası. 2014-2017 arası kendilerini, 2017-2020 arası paralarını, şimdi de dillerini sınırlandırmaya çalışıyor. Diyor ki konuşmayı öğren. Konuşmayı öğrenmek dilini. Nedir? Aha. Hani dikkatli konuş. Sözlerine dikkat et. Aslında biraz daha kulağın duyarak. Aynen öyle. Lazım. Bu hafta da tam böyle bir hafta. Yanlış konuşmaları sebebiyle hukuk mücadelelerine bile girebilirler. Eğer öğrencilerse hocalarıyla iletişimine dikkat etsinler. Gezeceklerse, ki gökyüzü onlara bol bol gezme fırsatı tanıyacak. Birazcık böyle seyahat ettikleri yerlere ve güvendikleri insanlara dikkat etsinler. Bu hafta iletişimle ilgili çok dikkat etmeleri gerekiyor ama vizyonlarının gelişeceği, farklı olasılıklarla karşılaşacakları, yön değişikliklerine gidebilecekleri ve bir level yukarı çıkabilecekleri kadar da Temmuz sonuna kadar gökyüzü onları destekliyor. Bol bol gezecekler, zaten en sevdikleri şey de bu. Yayların evet. Gerçekten bütün tanıdığım yaylar dünyayı gezemese Türkiye'yi mutlaka geziyorlar. Valla morali bozukken bir bilet alın bir yere, tatil bileti, gezi bileti, bayılır, tamam bitti. Bütün evet, gönlünü alırsınız. Bir yandan da tabii ki ben sizden gelen mesajları da kontrol ediyorum. Onları da inşallah zamanımız kalır Mine'ye aktarıyor olacağım. Devam edelim yaydan sonra oğlaklarla. Evet, bu hafta yine geçen haftanın oğlak dolunayının etkilerini hala üzerlerinden atamamış olabilirler. Bu 15 günlük süreçte yine ilişkilerle ilgili tamam mı, devam mı, bitiyor mu, ayrılıyor muyuz noktasına gelenler olabilir. Bazıları ayrılıp nafaka, miras ya da prim vesaire moduna girebilirler. Bu hafta parasal anlamda en sıkışacak burçlardan birisi de oğlak burcu olabilir. Aman diyorum, kimse bunu yapmasın bu arada. İşte yüklü miktarda bilmediğiniz yerlere girmemeye çalış. Yani finans çok farklı bir konu, uzmanlarına danışılması gereken bir konu. Bu hafta kimse bilmediği işlere girmemeli. Özellikle oğlak burcu bilmediği işlere, bilmediği yatırımlara, aa bak işte burası çok iyiymiş gel bunu alalım. Araştırmadan girmesinler. Borç almak, borç vermek, kredi almak konusunda dikkatli olsunlar. Bu hafta bazıları kredi çekmek ya da borç almak isteyebilirler. Öncelikle ödeyebilirlermiş gibi gelir ama sonra az önce bahsettiğim gibi pişman olabilirler. Hem çok kazanacakları hem de inanılmaz harcayacakları ya da borç alıp sıkıntı yaşayabilecekleri bir süreçten geçiyorlar. Kesinlikle parasal konularda en çok dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de oğlak burcu. Yine bu hafta biraz dış görünüşleriyle ilgili ufak tefek estetik dokunuşlara girmek isteyebilirler. Biraz yenilenmek isteyebilirler. Biraz daha böyle yani artık aşık olmak istiyorum, sevmek, sevilmek istiyorum modunda olabilirler ama kime güvendiklerini, kiminle yola çıktıklarını, mesela estetik yapacaklarsa kimin, hangi doktorla ve ne yaptırdıklarına dikkat etsinler. Temmuz sonuna kadar harcamaları has safhada yüksek olacak. Çoğu da keyfe dayalı olabilir, ki öyle bir burç değil aslında ama Venüs 8. evden geçerken Mars'ta aslandaysa harcatır. Birazcık böyle harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evet,
Birazdan sevgili izleyenler, biz şunları da konuşuyor olacağız. Çünkü hepimiz merak ediyoruz. Doğru estetik operasyonları yaptırmanın zamanı. Buna saç kestirmek bile dahil. Saçınızın rengini tamamen başka bir renkten başka bir renge geçiriyorsunuzdur. Ama doğru renk mi bu? Sizi mutlu edecek zaman mı bu? Evlenmek için, böyle nişanlanmak için, yani böyle hayatınıza dair çok önemli ilişki kararları almak için doğru zaman mı? Yine bunları da birazdan konuşuruz değil mi bu tarihleri? Evet, çünkü bir önceki hafta söz vermiştik. Çok güzel bir tarih vereceğim. Diye. Özellikle saç için, yani saçı gürleşmeyenler uzun. Ben yıllardır bu taktiklerle maşallah, yani bu kadar şeylere rağmen saçlarım bu en kötü hali diyebilirim. İnanılmaz güzel. Hiçbir ek falan yok. Hayır, hiç ek yok. Hiç kullanmam öyle şeyler. Takma kirpik, takma saç kimseye de tavsiye etmem. Yapmasınlar çünkü olana da götürüyor biliyorsunuz. Hı-hı. Olana da zarar veriyor. Doğru gökyüzünün zamanlarını kollayarak saçlarını uzatabilirler. Ben yıllardır bu teknikler, benim saçlarım çok daha kabarık bu arada yani. Hı hı. Bu hali çok sakin hali. Bu tekniklerle ve bu yöntemlerle saçlarını çok da gürleştirip uzatabilirler. Onlara öyle bir püf noktaları vereceğim. Tamam, o zaman burçlarımız bittikten hemen sonra o zaman kovayla devam edelim. Evet. Kova burçları için tabii ki yine sert bir hafta. Az önce bahsettim. Sabit burçlardan biri de Kova ve Satürn. Yani bu tek kare kalıbının bir ayağını da Kova burcu tutmakta. Dolayısıyla bu hafta onlar da böyle biraz açık düşmanlıklara, ayrılıklara, kopmalara, özellikle ilişkisi olanlar açıklar. Aile içinde bir takım sorunlara ya da yön değişikliklerine, yer değişikliklerine gidebilirler. İlla kötü şeyler mi olur? Hayır. Dediğim gibi taşınmak, hayatının yerini, yönünü değiştirmek, köklü hayatımızda öncesi sonrası diyebileceğimiz olaylara imza attığımız zamanları da temsil eder böyle açılar. Yani burada bir dikte eden bir şey vardır ve sen yön değiştirmek zorunda kalırsın. Dolayısıyla kovalar için de böyle bir hafta. İlişkisi olmayanların inanılmaz şanslı bir dönemi. Venüs de geldi, Mars da geldi. Çok talipleri olabilir, çok ışıl ışıl olabilirler. Sevmek, sevilmekle ilgili şanslı oldukları bir dönemdeler. Ama işte kimi sevdiklerine, niye sevdiklerine, kimle nerede bulunduklarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani çok fazla talipleri olacak, karar veremeyebilirler. Ve bir takım ayrılıklar, kopuşlar yaşanabilir. Yanlış insanlarla yanlış yerlerde bulunmamalarını, ilişkilerine dikkat etmelerini tavsiye ederim. Böyle açık davalar, düşmanlıklara da açık olduklarını bilmeleri iyi olur. Biraz daha ailevi konularda sürprizlere de açıklar, anne babalarına, aile büyüklerine biraz daha ihtimam göstersinler. Bu hafta sakinlik diyorum onlara. Hı-hı. Aslında dediğim gibi yalnızlar için harika bir enerji. Çok güzel ilişki kapıları açılabilir. Temmuz sonuna kadar bu anlamda çok şanslılar. İş anlamında da güzel projeler üretebilirler. Projeler gelebilir, bir çalışan alabilirler yanlarına ya da kendileri güzel bir işe başlayabilirler. Ama birazcık açık düşmanlıkları açıklar. Açıkçası bu enerji çok uzun süre devam edecek kovaların hayatına. Yani Ağustos'ta da bu enerji sürecek. Hı hı. O yüzden onların biraz daha esnek olmaları ve sorumluluktan kaçmamaları gereken bir süreç. Yani bugüne kadar sorumluluk almadıkları bütün konular üstlerine gelebilir. Dikkat etsinler. Evet. Peki son burcumuz balık. Evet. Sağlık konusunda az önce de söylemiştim. Balık Başak aksının dikkatli olması gereken bir süreç. Bu hafta yine onların 6. evinde Mars var. Venüs de oraya geliyor. Eğer çok kilo aldılarsa, formları bozulduysa birazcık sağlıklı beslenme moduna girmeleri gerekiyor. Ya da bunları kendileri de hissedip arzulayabilirler. İşte bir diyete, spora, bir beslenme programına başlayabilirler. Tatlı ihtiyaçları, kalorili yiyeceklere olan ihtiyaçları da aynı oranda yükselebilir. Hep öyledir ya hayat. Siz diyete başlarsınız, canınız daha çok tatlı ister. Kesinlikle. Biraz öyle bir süreçten geçiyorlar. Ne yasaklanırsa insan ona daha çok yöneliyor maalesef. Aynen öyle. Onlar da bu hafta, hatta bu 15 gün lütfen sağlıkla ilgili hiçbir konuyu ihmal etmesinler. Sıcak yerlerde, çok sıcak yerlerde durmasınlar, gürültülü ortamlarda durmasınlar. Bu hafta özellikle dolaşım sorunu olan, kalp sorunu, sadece balıklar değil, kalp sorunu olan, böyle bir bana bir darlanma geliyor ama anlamıyorum diyenler özellikle gürültüden ve sıcaktan kendini korusunlar. Hı hı. Çünkü Mars Aslan Burcu'na geçti. Kalp hastalıklarının ve dolaşım sorunlarının tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bu tip hastalıkları olanların Ağustos sonuna kadar aslında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcaktan, gürültüden, stresli ortamlardan kendini korumaları gerekiyor. Çok çalıştıkları, az karşılık aldıkları, arkalarından bir takım yine bir şeylerin dönebileceği, perde arkası oyunların oynanabileceği, hak etmedikleri bir takım şeylere maruz kalabilecekleri bir dönem ama aynı zamanda ne olursa olsun pes etmesinler çünkü ödül onların. Yani sonunda kazanan onlar olacak ama birazcık böyle yorulabilirler. Dinlenmeye önem versinler. Bunun dışında dediğim gibi biraz arkalarından dönen oyunlar olabilir. Gözlerini açmalarını tavsiye ediyorum onlara. Kızmasınlar bana. Bu arada aşk ve dostluklarla ilgili de 15 gün içinde bazı insanları böyle uğurlayıp güle güle deyip bazı insanlarla yollarına güzel bir biçimde devam etme kararı alabilirler. Hatta aşk hayatları ve çocuk yapmak, çocuk sahibi olmakla ilgili konularda, hı hı, Temmuz sonuna kadar da çok şanslılar.
Ah, ne güzel, güzel haberler geldi son olarak balık burçları için. Peki biraz önce konuştuğumuz şeylere geçelim mi? Yani estetik olur. İçin doğru zamanlar, evet. Evlenmek için doğru zamanlar, o tarihleri de izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi şöyle, kaliteli zaman bulmak gökyüzüne gerçekten çok zor. Ben sana dedim ya, şimdi ben bakacağım işte Temmuz ayını daha tam olarak sonuna kadar incelememiştim. İlk 15 gününe bakmıştım. Dedim ki 15 günden sonra güzel günler bulurum. Aslında çok da bulamadım. Çünkü hep gökyüzünde bir mücadele var. Aslan burcundaki gezegenler, yani gezegenler aslan burcuna kaymaya başladıkça bu bahsettiğim açı kalıbını tetiklemeye başlıyor. Çünkü bir ayakta Uranüs boğa burcunda, bir ayakta Satürn kova burcunda. Dolayısıyla mesela önümüzdeki haftada Venüs-Satürn karşıtlığı var. Estetik için sıkıntılı bir hafta, çok sıkıntılı bir hafta. Ama bu demek değil ki biz hiçbir şey yapamayız, evlenemeyiz. Bu ay mesela bir sürü insan evlenecek. Masraflar yapacaklar, düğünler yapacaklar, taşınacaklar. Yani öyle bir şey yok. Her şeyin de kaderi... Bu yaz 750 bin düğün bekleniyormuş. Olaylara. Çok mesut olsunlar, inşallah ömürlük olsun. Sen doğru tarih değil desen de aynen bir güruh evleniyor. Aynen öyle. O çok önemli. Böyle durumlarda kendi kişisel olarak haritalarına uygun tarihler için özel danışmanlıklar almalarını tavsiye ederim. Ben şu an vermiyorum ama veren arkadaşlarımız var. Alabilirler bu konuda başarılı arkadaşlarımızdan. Şöyle yapmalarını söyleyeceğim. Özellikle bu ayın 13'ü biraz sert ama ayın tam 12'sinde Ay Aslan Burcu'na geçip Venüs'le kavuştuğu gün. Eğer saçlarını keserlerse, sakal tıraşı olurlarsa, saçlarını boyatırlarsa ya da ne bileyim bakımlar yaparlarsa. Tabii şunu unutmasınlar, bir gün tarih verdim, herkesten alkış geldi. Çok sağ olun, çok iyi oldu diye. Bir tane şey dedi, benim o günden sonra saçım yandı dedi. Nedeni şuydu. Bazen ateş elementi çok yoğunken buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte güvenmediğiniz yerlere gitmeyin. Çok böyle açmalara falan kalkmayın. Gerçekten yanabilir. Çünkü gökyüzünde yangınları çok tetikleyen bir dönemden geçiyoruz. Temmuz sonuna kadar. Bu çok güçlü. Ağustos'ta da benzer tarihler olacak. Ama özellikle Temmuz sonuna kadar yangınlarla ilgili, yanıklarla ilgili biraz daha dikkatli olmamız da lazım. Dolayısıyla saçlarını tam o tarihte kestirirlerse daha iyi uzadıklarını, daha güzel gürleştiğini göreceklerdir. İlla kestirmek zorunda mısınız? Hayır, ucundan da aldırabilirler. Yani sembolik olarak da kestirebilirler. Mesela ben muhtemelen kestirmeyeceğim. Çünkü ben o döngülerin hepsini atladım. Ben Aslan yeni ayını bekliyorum. Mesela ben kestirmeyeceğim şimdi diyenler Aslan yeni ayında tekrar bir tarih vereceğiz. O zaman kestirsinler. Daha güzel uzar yeni ay ertesi olduğu için. Dolayısıyla şimdi bir de ayın 17'sine galiba, bak şu an tam ezberimden hatırlayamıyorum. Bunların hepsini tek tek hesapladım. O gün öğlene kadar enerji çok iyi ama evet, öğleden sonra hemen değişiyor. 17 Temmuz sabahı 11-13 öncesi ve 1 saat sonrası değişiyor. Öncesi saatler, sabah saatleri çok uygun. 1 saat sonrası ayın açıları çok güzel gidiyor. Ay terazi burcunda olacak. Yine Venüs Aslan Burcu'ndayken uyumlu bir açı sergileyecek. Ama hemen öğleden itibaren ay güneş karesi kesinleşecek. Yani zamanı kollamak çok zor gerçekten, doğru zaman bulmak. Çünkü giderek açılar sertleşiyor. İşte Venüs Satürn karşıtlığı şimdi bir sonraki hafta. Ama şunu söyleyebilirim, 13'ünden sonra istedikleri gibi evlenmek, efendime söyleyeyim estetik bakımlarını yaptırmak. Bu noktada tabii günlük takvimleri de takip etsinler, yine ay boşluğa denk getirmesinler en azından önemli operasyonlarını. Ama bununla ilgili gerçekten güzel bir dönem. Yani 13'ünden sonra aslında bu özel tarihler dışında da evlenmek, işte estetik girişimlerde bulunmak için uygun bir dönemden geçiyoruz. Evet. Peki yine aslında seninle de çok konuştuğumuz, seni takip edenlerin de sık sık senin paylaşımlarında gördüğümüz bir kavram var. İmgeleme veya işte daha ortak dildeki adıyla imajinasyon dediğimiz, yani görsellere büründürme dilek ve niyetleri, değil mi? Bu neden bu kadar önemli? Neden başarı kapısını bu kadar açıyor? Şimdi kesinlikle açıyor. Bir kere ben herkese şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hiçbir bilginin, hiçbir insanın, hiçbir fikrin onları sınırlandırmasına izin vermesinler. Çünkü başka insanların özgürlüğünü kısıtlamadığınız sürece, başka insanların haklarını ihlal etmediğiniz sürece özgürsünüz. Ve bu hayat sizin, bu yaşam sizin, hiçbir şeyin sizi demoralize etmesine. Mesela şu an ben öngörülerde bulunuyorum. Bu öngörüleri alın ama bu öngörülerin eşliğinde kendinize bu olayları çekmeyin. Benim hem bir astrolog olup hem de bu kadar pozitif düşünebilmemin tek sebebi bu. Yani ben etkiye bakarım, dikkat ederim. Ama moralimi de bozmam. Size de bunu tavsiye ediyorum. Moralinizi bozmanız için söylemiyorum. Sadece biraz daha sakin geçirmeniz için. Ya zaten sert bir şey var, ben de yangına körükle gitmeyeyim demeniz için anlatıyorum. Kesinlikle kendilerini sınırlandırmasınlar. Allah, evet, kader haktır. Ben kadere daha önce de söyledim, inanıyorum. Fakat kader de biraz sizin potansiyelinize göre
olasılıklar içinden seçilebiliyor. Ya da o olasılıklar içinden en iyi potansiyeli ya da en kötü potansiyeli kendinize çekebiliyorsunuz. O yüzden böyle sabaha kadar pozitif düşünün. Bunlar artık geçmişte kaldı. Bunlar çok basit ve hafif kaldı. Çünkü siz çok pozitif düşüneceğim derseniz evrende hep iki kuvvet aynı anda yükseldiği için negatif şeyler de birden yükselmeye başlar. Bu şuna benziyor az önceki örnek gibi. Diyet yapmaya başlarsınız. Hep aklınıza daha çok tatlı gelir. İnsanlar sizi yemeğe davet etmeye başlar. Siz bir şeye çok fazla yük verirseniz, enerji yüklerseniz aynı oranda diğer kuvveti de arttırmış olursunuz. Hep bu şey örneği vardır ya, pembe fili düşünme. Şimdi bunu dediğimiz anda eminim ekran başında da birçok kişinin pembe fil. Gözünün önüne pembe bir fil geldi. Biraz bunun gibi bir şey aslında aynen bahsettiğin. Aynen öyle. Biraz da şey olması lazım. Bizim her an, her zaman bizi yaratan enerjiyle, Allah'la. Allah'ım ben akıştayım, sana güveniyorum. Ben böyle olmasını arzu ediyorum. Ama sen bana daha güzel bir kader yarattıysan da buna da razıyım. Sadece benim bunu kolaylıkla kabullenebilmemi sağla. Hani bir söz var ya, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme cesareti göster. Yine sınırlandıran biziz. İstersek her şeyi de yapabiliriz aslında ama biz kendimize yok canım o kadar da olmaz dediğimiz için ya da bunlarla büyüdüğümüz için yapamıyoruz. Şimdi ben birçok insan diyorum ki hayal et, imgele. Ben diyor yapamıyorum, gözümü kapatınca diyor bir şey göremiyorum, hayal edemiyorum diyor. Bu bende de böyleydi bu arada, asla yapamıyordum. Bundan 5 sene önce asla meditasyon yapamıyordum. Çünkü sürekli aklımda bir şeyler vardı. Şu an yapabiliyorum, çalışarak bunu da aşarsınız. Namazda da hep öyle olur ya, ne evet. Zaman işte özellikle secdeye vardığınızda aklınıza hiç gelmeyecek envai çeşit kötü şey gelir. Bir de o stresle daha da kötü olursunuz. Bu bilimsel hani bir şey. Düşünmemeliyim, evet. Düşünmemeliyim işte günaha giriyorum, bir sevap işleyeyim derken diye. Hep hayır. Gerçekten bir şeyin ne kadar iyisine kendini yöneltmeye çalışırsan kötüsü de beraberinde seni o kadar tetikliyor. Sadece mantıklı olsunlar. Evet, gerçekten doğrular ve yanlışlar her dinde, her inançta var. İşte günah, sevap kavramı. Ama yani Allah da böyle beklemiyor. Kusurlarımızı, açıklarımızı arayan hani böyle öyle bir anlatıyorlar ki çok özür dilerim. Sanki böyle Başak Burcu enerjisi kusur arıyor, detay arıyor gibi. Allah kusur arayan bir zat değil. Allah daha çok şefkatle bakan, affedici, zaten insana özellikle böyle hata yapmaya da müsait yaratan. İşte siz günah işlemeseydiniz ben günah işleyecek başka bir topluluk yaratırdım. Çünkü günah sevap kavramı insanı olgunlaştırıyor, tekamül ettiriyor. Kendinizi sürekli günah içinde, hata içinde hissederseniz de başarılı olamazsınız. Suçluluk duygusu kadar insanı bloke eden bir şey olamaz. Evet, hatanızla yüzleşirsiniz. Ben insanım, bunu yapabilirim. Bir daha yapmamam önemli. Birazcık kendinizin üzerine bu kadar gitmeyin. Bir kendinizi salın artık. Çok fazla suçluluk. Ben işte yapmadım, yanlış oldu, namazda aklıma bu geldi. Ya gelebilir, deyin ki Allah'ım şeytandan sana sığınırım. Bir Eûzü Besmele'ye bakar yani. Hani söyleyin, devam edin namazınıza. Ve namazda biliyorsunuz sizin vesveselerinizden sorumlu değilsiniz. Yani vesvese geliyorsa bunun sizin namazınıza bir olumsuz etkisi yok. Zamanla bunu umursamadıkça geçtiğini görecekler. Hepimiz bu yollardan geçiyoruz. İmgeleme konusuna gelince, bugünden itibaren en az bir 40 gün bu tavsiyede bulunuyorum. Hiç unutmasınlar ve asla vazgeçmesinler. Birincisi ne istediklerini, neye kavuşmak, neye arzu ettiklerini kimseyle paylaşmayacaklar. Çünkü her paylaşım yaptığınız insan, hatta benim kitabımda vardır anne blokajı. Annenizle paylaştığınız şeyler çok geçmeden bozuluyor. Sebebi şu, sizin hakkınızda sürekli kaygı ürettikleri için, bu kız gene başaramayacak, ay bu oğlan gene bu işe giremeyecek dedikleri için, size anlattıktan itibaren heyecan yaptıkları için ve bilinçaltınız bir çalıştığı için onlara söylediğinizde bazen çok daha çabuk bozulur. Onları endişelendirecek ya da yükseltecek bir şeyler anlatmayın. Kendi içinizde çözmeye çalışın ve ne istediğinizi kimseyle paylaşmayın. Birinci kural bu. Çünkü her anlattığınız insan size bir enerji yükleyecek ya da bir fikir yükleyecek. Onların bakış açılarını alıp kabul etmiş olacaksınız. Böyle bir sistemde vardır Access Pass diye. Onların bakış açılarını alıp kabul etmiş oluyorsunuz. Kendi enerjinizi bozmuş oluyorsunuz. Şöyle düşünün, hani tohumu toprağa atıp da sürekli açık bırakıp gelip komşunuzu getirip aa baksana benim tohumum burada nasıl olmuş. Herkesin fikrini alır mısınız? Hayır, üstüne toprağı kapatıp su dökersiniz değil mi? İşte dilek ve niyetleriniz de böyle. Herkesin fikrine sunmamalısınız. Çünkü o onların bakış açıları, o onların sınırları, o onların değer yargıları, o onların sentezi. Sizi ilgilendiren bir durum yok. Ne güzel. Birincisi kimseye söylemeyeceksiniz. Kimsenin fikrini sormayacaksınız. Bakın mesela ben kimsenin fikrini sormam. Bana zorla fikirlerini söylemeye çalıştıklarında da derim ki ben size fikrinizi sormadım. Bu kötü bir şey değil. Sizi kırıcı bir insan gibi görüyorlar. Ama senin kırılman mı daha önemli o an? Benim arzularımı, hayallerimi yıkman mı daha önemli? Kendinizi korumaya alın. Hayır demeyi bu noktada bilmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben kendi fikrimde ilerlemek istiyorum.
Nazik bir şekilde onları reddedin. Çok bozulacaklar. Çünkü amaçları sizi demoralize. Ama bir daha da muhtemelen yapmayacaklar. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yapıyorlar. Yine yapıyorlar. Yapıyorlar. Var böyle insanlar. Çünkü sizin enerjinizin demoralize olması ve onun fikrinin doğru olması ona enerji veriyor. Hmm. Sizin o demoralize olmanızdan besleniyor ama kendi bile çoğu zaman bunun farkında değil. Ne acık ki. Uyanık olun bu konularda. İkinci uyarım bu. Ve imgeleyeceksiniz. Kendinizin nerede, kimle, nasıl bir hayatın içinde. Geçen hafta dedin ya 10 yıl sonra kendini hayal edememek. Böyle olursanız rüzgarın akışında savrulan bir yaprak gibi olursunuz. Ya da işte bir kayık nasıl suda salınıyorsa siz de öyle salınırsınız. Sonra oradan bir sopa gelir, bir kaya gelir, ne olduğunuzu bilemezsiniz. Lütfen kendinizi mesela hangi şirkette, hangi işi yaparken, hangi pozisyonda görmek istiyorsanız imgeleyin. Ben bunu yaptım. 2013 yılından beri mütemadiyen yapıyorum ve hepsi de oldu. Yani şu an burada konuşuyor olmamın bile belki sebebi bu. Hep imgelemekten. Hep imgeleme yaptım. Kendinizi mesela evlenmek mi istiyorsunuz? Üstünüzde gelinlikle ya da damatlıkla yanınızda tam hayal ettiğiniz gibi bir insanla bir tahtın üstünde mutlu insanları izlerken imgeleyin. Yapamıyorum demeyin. Bir süre sonra olacak. İsterseniz minik güzel sevdiğiniz tarz müziklerden destek alabilirsiniz. Sevdiğiniz tarz kokular, tütsüler kullanabilirsiniz. Bu arada ben evde tütsü ve benzeri hiçbir şey yakmıyorum artık. Onu da söyleyeyim. Bunu da yapabilirler ama. Seviyorlarsa güzel kokular, özellikle gül kokuları, onları motive edecek çiçek kokuları. Bunlarla, bunlar eşliğinde her gece yapacaklar. Uyumadan yaklaşık 40 dakika önce, yarım saat önce kapılarını kapatsınlar evde, kendilerine zaman ayırsınlar. Uykuya dalmadan hemen önceki zamanlar çok önemli. Evet. İmgeleme yapsınlar. Kendilerini doktor olarak mı görmek istiyorlar? İnanın Allah olmazları olduruyor. Olduruyor tabii ki. Olduruyor. Ama sizin potansiyelinize göre siz ya ben doktor olmak istiyorum deyip bununla ilgili hiçbir enerji vermezseniz olamazsınız. Çünkü siz istediğiniz kadar ben kraliçe olmak istiyorum deyin. Eğer enerjiniz kraliçe enerjisinde değilse keramet baştadır, taçta değildir. Ben sana o taçı versem bile sen o taçı taşıyamayacaksın. Ya düşüreceksin, ya kaybedeceksin, ya bir gelip senden çalacak. Önce istediğiniz tacı taşıyabilecek bir potansiyelde olmanız gerekiyor. Yani istediğiniz şeyle aynı frekansta olmanız gerekiyor. Siz buyken bunu çekemezsiniz kendinize. İstediğiniz şeyin enerjisine bürünmeniz gerekiyor. Yani umudunuzu yitirmeyin. İnanın bana olmadığı noktada da diyelim ki çok istediğiniz olmadı. Allah size onun sabrını ve niye olmadığını da gösterecektir. Yeter ki Allah'a güvenin. Evet. Allah'ım sen hazinelerin, bütün hazinelerin sahibisin. Benim istediğimi de bana verirsin. Ben buna inanıyorum. Ama bunu böyle bencilce bir başka örnek veriyorum. Başkasına ait bir insana imgelerseniz çok büyük günaha girersiniz. Ve orada o ailenin, çoluğun, çocuğun vebali sizin üstünüze olur. Eğer biriyle evlenmek istiyorsanız bu insan bekar olmalı. Sizi o da en az sizin kadar istiyor olmalı. Bu hayalinize kavuşmalı. Sizi istemeyen, sizle alakası olmayan insanlara enerji yüklerseniz karma oluşturursunuz. Sonra o döner dolaşır sizi daha kötü bir hale getirir, pişmanlık oluşturur. Sadece kendinizle ilgili çalışabilirsiniz. Kendi kariyeriniz, geleceğiniz, mesela evlenmek istiyorum. Kişiyi değil, evliliği imgeleyin. Çocuk istiyorum. Kimden yapacağınızı vesairenizi değil, çocuğu imgeleyin. Ve buna gönüllü olun. Geçen hafta da söylemiştim. Evet, o çok güzel bir cümleydi. Hayal edeceksiniz. Yapamıyorum demesinler. Birkaç gün sonra yapmaya başlayacaklar. Bunun için öncesinde mesela görseller izlemelerini de tavsiye ederim. Mesela gelin damat videoları izleyebilirler yine bir saat öncesinden. Ya da ne bileyim onlara işte bu konuda yardımcı olacak videolar izleyebilirler istekleriyle ilgili. Mesela doktor olmak istiyorlarsa doktorları izleyebilirler. Yani bu şekilde yapacaklar, inansınlar ve mucizeleri görsünler. Ben bununla ilgili yıllarda çok fazla teşekkür alıyorum. Evet, inşallah hepimiz en güzel mucizeleri görürüz. Mineciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bilgiler verdin. Bütün enerjinde, güler yüzünde renk kattın programımıza da. Ne çok demek? Teşekkür ben ediyorum. Ben de renk buldum bu programda. Herkes rengarenk bugün. Evet, dikkat evet. Mi? Gerçekten öyle. Evet, biz kısacık bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar stüdyomuzda olacak. Konuşacak çok önemli konularımız var. Sizi de bekliyoruz efendim. Evet, sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'la yayınımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Erhan. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Nülüfer. Sen nasılsın? Çok güzel bir program. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Yıllarca artık izleyelim seni. Çünkü ihtiyacımız çok var böyle bir programa. Çok teşekkür ederim. Seninle de ne güzel yayınlar yapıyorduk. Devam ederek de o güzel i̇nşallah. Yayınları bugün de yapacağız inşallah. Çok önemli konular konuşuyorsun. Tabii, tabii. O yüzden de seni konuk almaktan da çok keyif alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Teşekkür. Torba yasa. Hep konuştuğumuz bir şey. Yani bundan 5 yıl önce de konuşuyorduk ama şimdi de konuşuyoruz.
konuşuyoruz. Şu anda torba yasada neler var bize en çok ilgilendiren? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. 40 yılda bir gelebilecek bir yasa geldi. Yani 40 yılda bir gelir böyle bir yasa. O yüzden ayrıntılarını birazdan tek tek gireceğiz. Esnaflara bu çok önemli. Esnafların borçları tamamıyla silinebiliyor. Daha önceden mesela iş yeri vardı, borçları vardı, ödeyemedi, askıya alındı. Şimdi bu yasayla onları askıdan indirme ve tekrardan paraları ödeyerek, ihya yaparak tekrardan emekli olma yolları açıldı. Yani kısacası erken emeklilik yolu açıldı. İstersen yavaş yavaş bir başlayalım tabii, tabii. Bu tahtada. Aynen öyle. Yazarak, çizerek en anlayacağımız şekilde her zaman yaptığımız gibi yapalım yayınlarımızı. Şimdi burada önemli olan SGK diyoruz. Bakın SGK dediğimizde Nilüfer eskiden SSK vardı. Evet. Ama şimdi SGK dedi. Bunun içine ne geldi? 4A geldi. 4A nedir? SSK diğer eski adıyla. 4B var. Bunun adı da bu da Bağkur. Daha anlaşılır şekilde yapıyoruz. Bir de 4C var Nilüfer. Bu da memurların. Şimdi bunun emekli sandığı diye adıyla geçiyor. Emekli sandığı. Şimdi bu gelen torba yasada hepsini kapsıyor. Yani bu yasa aslında %100 Bağkur'a, %100 emekli sandığına, aynı şekilde SGK'ya gidiyor. Peki ne yapmak lazım? Şimdi başvuru yapmaları gerekiyor. Bak borç ödemeden, borçları cebinden bile ödemeden banka kredisi çekerek de direkt emekli olabilecekler. Başvuru için bir bu çok önemli. Tarih var mı? Başladı. Limit var tarih mı? Başladı. Hemen şu andan itibaren gidip ilgili ikametgah ettikleri ya da iş yerlerinin vergi kayıtlarının olduğu yerlere giderek Nilüfer başvuru yapabilirler. Zaten orada gerekli formlar var. O formları dolduruyorlar. Ondan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Bağkur ilgili nereden yapılandırma yaptıysa adreslerine cevabı veriyor ya da isterlerse bence onların yanında olsam, yerinde olsam aynı gün alır işlemleri başlatırım. Şimdi nasıl yapılıyor ona bir gidelim. Beraber bakalım kısaca. Çünkü ekranları başında olan birçok vatandaş var. Detaylı bir şekilde bilmesi lazım. Şimdi burada birinci derecede esnaflar ilgileniyor bu borçtan. Ödeyecek tabii ki esnaf. Peki ne yapacak, ne kadar? Diyelim ki 100 bin lira bir borcumuz var bizim. 100 bin TL bir borcumuz var. Bunun yanında 85 binde yaklaşık bir faizimiz var burada. Faiz. Şimdi buranın %10'unu alıyoruz. Yani 8500 TL diyelim size. 8500 TL üzerine geldiğinde 108.500 TL olarak gidiyor. Ama düne kadar 185 milyardı. Bir de diyelim ki ihya yapacağız. İhya ne demek? Borcu vardı, primi vardı. Ben prim istemiyorum artık. Ben emekli olmak istemiyorum. Ben bir borcu kabul etmiyorum. Askıya al benim borcumu diyorduk ve ihya yapıyorduk. Şimdi artık onu askıdan indirme zamanı. İhya yaparak borcumuzu ödeme zamanı ve böylelikle erken emeklilik alabilecekler. Çiftçiler bundan çok acil. Tarlada çalışan abilerimiz, o toprakla uğraşan çiftçi kardeşlerimiz, diğer esnaf kardeşlerimiz, sokakta ne kadar vergi levhası olan pandemiden dolayı gelen bir yasa bu zaten. Torba yasa. Ama sadece onları mı ilgilendiriyor? Hayır. Yurt dışında yaşayan Avrupalı vatandaşları bile ilgilendiriyor. O da çok önemli. Borçlanma hakları var onların da. Dolayısıyla herkesin şu çıkan yasadan Ağustos ayına kadar bir süresi var. Bir an önce faydalanması lazım. Ama bizim bir hatamız var. Biliyorsun Nilüfer. Hep son dakikayı bekliyoruz. Evet. İşte o son dakikayı beklememek lazım. Bu torba yasasında elimizi biraz çabuk tutalım evet, diye düşünüyorum. Önümüzde koca bir ay var sevgili izleyenler. Evet. O bir ayda sevgili Erhan Naca'nın söylediği gibi özellikle esnaf olan herkesin tabii bu torba yasanın bize sunduğu avantajları kullanıyor olması kesinlikle lazım. Ama tabii bunu yapmak için de önce başvurmamız lazım. Doğum borçlanması annelere de söyleyelim. Doğum borçlanması yapabilirler. Erkekler askerlik borçlanması yapabilirler. Bunun içerisinde kısacası devletin kurumlarına olan borçların hepsini yapılandırabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu mutlaka değerlendirelim. Çünkü bir daha söylüyorum 40 yılda bir gelen bir torba yasası bu. Bir daha 40 yıl sonra ne zaman gelecek biz olacağız mı bilmiyoruz. O yüzden bu fırsatı değerlendirsinler bence. Evet kesinlikle öyle. Pandemi hepimize ekonomik zorluklar getirdi ama bunun beraberinde devletimizin bize sunduğu kolaylıklar var. Onlardan bir tanesi de bu kolaylık. Dediğimiz gibi çok önce doğru hakkımızı biliyor olmak kesinlikle lazım ama bazen hakkımızı bilmediğimiz için birçok şeyden yararlanamıyoruz ve mağdur oluyoruz. O yüzden bu program
çok çok önemli. Evet. Haklarımızı öğrenmek adına. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, o yüzden esnaflar yararlanabiliyor torba yasa. Esnaflar yararlanabiliyor. Avantajlarından. İş yerleri yararlanabiliyor. Normal berberlerden tutalım, kuaförlerden tutalım, elektrikçi kardeşlerimizden tutalım, bakkallardan tutalım. Hı hı. Yani vergi kaydı olan herkes bundan faydalanabiliyor. Ama bunun öte bir yanda şunu da söyleyeyim. Trafik cezalarına da geldi aynı şekilde. Hı hı. Yani vatandaş şu anda ne istediğini bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor, nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyor. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu konuyla ilgili web sitesinde SGK.gov.tr'de açıklaması var. Hı-hı. Oradan girip oradan kimleri neleri kapsadığını tek tek ayrıntılarıyla görebiliyorlar. İsterlerse E-Devlet üzerinden de Nilüfer başvurularını yapabiliyorlar. Onlara da buradan söylemiş evet, olalım. Evet, bu da çok iyi. İlla tabii. Sevgili izleyenler, fiziksel bir başvuruya gerek yok. Dijital platform üzerinden de başvuruların alınabildiğini söylüyor. Kesinlikle. Harika. Şimdi şöyle, buraya gelmeden WhatsApp'ıma çok mesajlar geldi. Hı hı. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar özellikle Erhan Bey, biz yetişebileceğiz mi? İşte izin tarihimiz tabii. Bu tarih. Onlara da ben şunu söylüyorum. Çünkü onlar bir de sıkıştılar. Hep kesinlikle. Her yer kapalıydı. Uçuşlar yoktu. Evet. Şimdi her yerde açılıyor. O yüzden gelmeleri çok önemli onlar için. Ağustos ayına yetişmeyeceği hı-hı. için. O yüzden ben de onlara dedim ki konsolosluklar var biliyorsun yurt dışında hı-hı. Avrupa'da. İlgili konsolosluklara gidip onların ateşelik bölümleri var. Yine bu bölümle ilgilenen. Oraya gidip müracaatlarını yapabiliyorlar. Hiçbir şey beceremiyorlarsa E-Devlet'ten yapabilirler. Yapamıyorlarsa da iadeli posta taahhütlü göndersinler. O da gene Avrupa'dan. O da geçerlidir. Geçiyor. Eylül'de bile gelse, Ağustos'ta bitse bile fark etmiyor. Posta tarihi neyse o tarih geçerli. Bu da onlar için büyük bir avantaj Nilüfer. Evet, harika tabii. Devam edecek miyiz? Sor burasını yasa... bitirdik tamam, şu anda. Peki. Evet. Emeklilikte yaşa takılanlar, yine seninle sık sık konuştuğumuz konular. Evet, orada ne gibi yenilikler, öğrenmemiz gereken neler var? 2021, sevgili yönetmenim Emre de bilir, söylemiştik. 2021 dedik ki Mart ayı dedik. Bak özellikle hı-hı. söyledik. Şimdi Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'dayız. Peki ne oldu? Evet, şu an EYT konuşuluyor tekrar. Hı-hı. EYT gündemde. Peki bu EYT... Erken emeklilikle bir ilgisi var mı? Var aslında Nilüfer. Yani bu az önce söylediğimiz torba yasanın içinde de EYT'liler var. Var. Yani bu torba yasadan yararlanan EYT'liler var. O EYT'li kardeşlerimize buradan hayırlı olsun diyorum. Hı. Yani EYT'li kardeşlerimiz torba yasa sayesinde erken emekliliğe gidebiliyor. Ama çoğunu değil. 1000 kişi de olsa yine kârdır. Peki bundan sonra ne olacak? Şu anda konuşulmaya başlandı. Çok yakın zamanda tekrardan meclis gündemine gelebilir ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir söz söylemişti. Demişti ki ben dedi seçimi kaybetsem de EYT'yi getirmeyeceğim demişti. Bu biraz katı bir söz olmuştu, sert bir söz olmuştu ama ben onun şahsen nasıl bir duygusal olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kızdırdıkları için o bir sinirle söylediğini de çok iyi biliyorum. Yani çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımız... Yeni gelen SGK bakanımız var. Çalışma bakanımız Vedat Bilgin. Acaba diyorum Vedat Bilgin'e bir talimat verdi mi acaba? Ya da kurmayları bir şekilde hazırlık mı yapıyor diye buradan bir fısıltı yapalım sana. İlerleyen zamanlarda bunu söyleyelim. Tamam. İlk kez sana söyleyelim buradan. Yani çok yakında bir şeyler olabilir. Yani burada kesinlikle Cumhurbaşkanı EYT'yi getirmiş. Hayır, böyle bir şey yok. Yanlış anlatıldı arkadaşlar. Yani... burada Sayın Cumhurbaşkanı'na konu yanlış anlatıldı. Dolayısıyla bu çözümü yine sağlayacak yine meclistir, yine Cumhurbaşkanı onayıdır. Dolayısıyla çok yakın zamanda göreceksiniz. Şimdi 2021 ne oldu? İşte torba yasası geldi. Kurtulanlar EYT'den alan aldı. Hı hı. Daha torba yasaları esas buradan şimdi sende ilk defa söyleyelim. 10. aydan sonra bu yılın 2021'in Ekim ayından sonra... Söylüyorum, küs olan, emeklilikle ilgili küs olan herkese bir mavi boncuk dağıtılacak. Hı. Hep beraber buradan seninle ayıracağız. Bu güzel haberi de bunu da söyleyeceğiz. Olalım. Diyeceğim ki bak hatırladın mı? Haziran'da seninle konuşmuştuk. Evet, inşallah. Haziran gerçi İkizler Burcu'na denk geliyor değil mi? Evet, az önce evet, astrolog. Evet. Biraz dikkat et ve Temmuz'a geçelim, ondan sonra rahatlayacağız. Yani EYT bu. Bunu EYT'de 2021'de gelecek dediğimiz EYT'nin bir kısmı torba yasanın içinde geldi. Bir de Nilüfer, torba yasa... deyince bildiğim poşet, naylon torba geliyor değil mi? Evet. Peki, biz de demin imgelemeyi konuşmuştuk. Evet. Hakikaten imgelediğimiz zaman tam da gözümüzün önüne böyle bir şey geliyor. Şimdi, adı nereden geliyor? Evet, torbalıdan gelmiyor ama. Torba yasa demiş bunu. Bunun anlamı da şu. Bildiğin, tabii poşet yapamam ama bunun içine her bir vekil, milletvekili, her hazırlayan vekil bir tane poşete
bir yasa atıyor. Hı hı. Ve dolayısıyla attığı bütün yasalar poşetin içinde birikiyor ve böylelikle adı torba yasa oluyor. Yani burada istersen 45 madde de çıkabiliyor aynı anda. Hı hı. Böylelikle bir kerede aynı yargı reformları gibi torba yasanın içinde birden fazla yasa çıkıyor. İşte bunu kimse bilmiyor. Neden bilmiyor? Torba yasanın içinde başlıklar çıkıyor. Bildiğimiz bir tane başlık, iki tane başlık ön planda. Bizi, hayatımızı ilgilendiren başlıklar. Ama aslında diğer 40 madde de çok önemli. Hı hı. Yani çıkan resmi gazetede yayınlanan bütün torba yasaları lütfen ya bir uzmana danışsınlar. Benim böyle bir konum var. Mesela bu biliyorsun vergi dairesiyle ilgili 5 yıl hani iş yerlerinde para kaçırma olayları vardı. Hı hı hı. İşte onunla ilgili şimdi ne yapacak? Vergiden muaftır oldu. Daha onunla ilgili de yeni bir resmi gazetede yayınlandı. Yeni geldi. Yani artık işte vergi matrağı attığına gidecekler. Böylelikle devlet sormayacak. Bu dönem ne yaptın diye. Bu dönem ne yaptın diye. Sen 5 yıllık karşılığında bir miktar oraya yatırıyorsun devlete. Böylelikle beni affet diyorsun. Ama Almanya'da nasıl biliyor musun Nilüfer? Nasıl? Almanya'da diyelim ki sen Almanya'nın emeklilik kasasısın. Devletisin. Hı. Ben de vatandaşıyım. Borcum var sana. Diyorum ki el kaldırıyorum, bana dokunma. Affet beni diyorum. Bir kereye mahsus sen karşıdakini affediyorsun. Hı. İşte bizim affetme el yasamız da bu. Yani kısacası 5 yıl geriye dönük kimse araştırma, 10 yıl geriye dönük kimse araştırma yapmayacak. Vergi matrağını arttırdığın için senin o dönem yaptığın işlere kimse karışmayacak. Ve sen zaten devlete demişsin ki ben bu kadar para ödüyorum, beni affet. Dolayısıyla bunların hepsini torba yasada çıkan ne varsa sadece adı basit torba yasa diyoruz. Evet. Ama seninle beraber 43 maddeyi burada açmaya kalksak saatler sürer. Çok doğru. O yüzden kesinlikle her vatandaş kendi konusunu lütfen araştırsın. Evet. Buradan özellikle ama vurguluyorum. Yani biz özellikle altını çiziyoruz. Evet. Torba yasanın içinde birçok madde var Erhan Hacar'ın da söylediği gibi. Biz bugün en fazla insanı kapsayan maddeleri özellikle altını yapılandırmalar önümüzde çize olanlar. Evet. Sizlerle paylaşıyoruz ama diğer tüm maddeleri elbette ki burada konuşamayacağız ama zaten devlet kurumları bu maddeleri açıklayan kesinlikle bütün yazıları da paylaşıyorlar. Resmi gazete zaten yayınlandı. En son torba yasa dediklerinde resmi gazetenin, hı hı, içinden tek tek bütün kalemleri görebiliyorlar. Evet, Avrupa'da yaşayan Türkler, evet, de çok önemli Erhan. Kesinlikle. Onlar da bizi can kulağıyla izliyorlar. Evet. O yüzden onlar için de müjdeler var mı? Var tabii ki, hemen onu da söyleyelim. Tabii onlar biraz bu aralar şu an beni ekranlarda devamlı izliyorlarsa ben de malum bir Avrupa kanalında yayın yapıyorum 12 aha yıldır biliyorsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'yı biraz üzdük. Avrupalı vatandaşları, hı-hı, biraz üzdük. Neden üzdük? 31 Temmuz'da bir yasa geldi. Hı-hı. 31 Temmuz 2019'da bir yasa geldi. Artık SGK'dan emeklilik onlar için kalktı. Kalktı bu yasayla. Hı-hı. Peki ne oldu? Artık Bağkur emekliliğe geçtiler Avrupalılar. Hı hı. Şu anda Avrupalı vatandaşlar Bağkur emeklilikten emekli olabiliyorlar. Ama onlar için torba yasanın içinde yine bir 9300 euro diye bir mantık geldi. Hı hı. Yani 9300 euro ben kaba taslak söylüyorum 93 bin TL yatırarak emekli olabiliyorlar. Hı hı. Ama şimdi az önce dedik ya. Hani Bağkur'ların içinde yasa geldi, EYT'lilerin 1000 tanesi kurtuldu dedik ya. Evet. Diyelim orada 100 bin var ama 1000 tanesi kurtuldu. Evet. Burada da 31 Temmuz'da gelen yasada etkilenen ama aslında 9300 euro yatırarak emekli olabilen yine 2000-3000'e yakın Avrupalı vatandaş var. O yüzden lütfen onlardan rica ediyorum. Bir an önce onlar da bu torba yasadan yararlansınlar, hı hı, bu imkandan yararlansınlar. 9300 euro Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırsınlar. 1800 gün üzerinden işlem yapsınlar. Böylelikle 31 Temmuz'un öncesine geçiş yapacaklar. Hı hı. Peki bunu neden yapacağız? Az önce söylediğin için söylemek istiyorum. 31 Temmuz'da SSK emeklilikleri kalktı. SSK emeklilik kalktı. Şimdi bir de otomatik bilgi paylaşımı geldi. Birazdan seninle onu da konuşuruz. Çünkü çok sorular gelmiş. Evet, sen evet, söyledin. O da benim sorularım arasında. Evet, otomatik bilgi paylaşımı. Bu ikisi de Avrupalı vatandaşı çok üzdü. Hem buradaki malları öğrenilip Avrupa'ya gidecek. Avrupa'da çalıştığı bütün birikimi Türkiye'ye getirdiler. Ama otomatik bilgi paylaşımıyla bu bilgilerin hepsi geri gidecek. Korkuyorlar. Aynı zamanda SSK emeklilik de kalktı. Niye vatandaş olarak biz mağdur olduk diye devleti suçladılar. Aslında devletin burada bir suçu yok. Neden yok? 31 Temmuz'da gelen bu yasayı zaten devlet 2 ay, 3 ay söyledi. Hı hı. Gelin dedi.
uyardı yani. Hı hı. Yine otomatik bilgi paylaşımında 2017'den beri uyarıyoruz. Yani kaç yıldır? 4 yıldır. Yani aslında bu ikisi önlem de önlem alın diyor zaten. Sürpriz olmadı kimseye. Evet, Avrupalı vatandaşa devlet zaten önlemini al diyor. E sen önlemini almıyorsun, ondan sonra kızıyorsun. Haklı da olabilirler. Neden biliyor musun? Çünkü onlar orada yaşadıkları için o ülkede Türkiye'yi biraz Türkçeyi de çok kaçırıyorlar, yakalayamıyorlar. E şimdi Prime Time kanalların geneli Avrupalı vatandaşlar için program yapmıyor. Bilemiyorlar, ancak Avrupalı kanallarla yakalayabiliyorlar. Haklılar ama hani işin neresinden dönersek kârdır diyoruz. Ve böylelikle korkmasınlar. Ekim'de gelecek torba yasası dedim ya sana. Hı hı. Avrupalı vatandaşlarla ilgili inşallah SSK emeklilikleri geri gelecek. İnşallah otomatik bilgi paylaşımına ilgili bir çözüm sağlanacak. Evet, o zaman otomatik bilgi paylaşımını biraz daha açalım mı? Yani neyi hemen kapsıyor? Hemen neden bununla ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendilerini mağdur hissediyorlar? Seve seve hemen açalım. Hı hı. Otomatik bilgi paylaşımı yazalım, çünkü milyonları ilgilendiriyor bu otomatik bilgi paylaşımı. Şimdi ne zaman geldi ilk hayatımıza? 1-1-2017 tarihinde hayatımıza girdi. Yani uluslararası bir sözleşme bu. Uluslararası sözleşme. Artık yazıda kusura bakmayın. Bunun altında diyelim ki, örnek veriyorum, 156 ülke ve ilk etapta 54 ülke paylaşıldı. Peki ne oluyor? Otomatik bilgi paylaşımında ne var? Şimdi Avrupa'da olsan Nilüfer, farz et Avrupa'da yaşıyorsun. Ve para kazanıyorsun. Memleketin neresi? Gönenli babam. Tamam, Gönen Bolu mu? Bolu mu diyelim? Gönen Balıkesir. Ha, Balıkesir, özür dilerim. Diyelim ki Balıkesir'e arsa alman lazım, ev alman lazım. Baban sana söylüyor, yatırım yap kızım diyor. E sen de yazları geldiğinde ne yapıyorsun? Hemen gidiyorsun bir arsa alıyorsun. Koyuyorsun kenarıya. Çünkü diyorsun ki benim vatanım Almanya değil. Benim vatanım Avrupa değil. Ben eninde sonunda Türk topraklarına geleceğim. Bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayacağım diyorsun. Hı hı. Çünkü oradaki ev senin olabilir ama o toprak senin değil. Tabii. Dolayısıyla ne yapıyor? Buraya yatırım yapıyor. Şimdi gelen bu uluslararası otomatik bilgi paylaşımında burada senin evin varsa, ev varsa, arsa varsa, bankada paran varsa, likit de dahil. Likit. Evet. Paran varsa, yani buradaki birikimleri otomatik bilgi paylaşımı yasasıyla Avrupa'ya da bildiriyor. Gidebilir. Yani nerede yaşıyorsan oraya gidebilir. O yüzden varlıkları gizleyin dedik. Ama işin garibi şu, aslında otomatik bilgi paylaşımı sadece bankayı ilgilendiriyor, biliyor musun? Sadece. Ama Avrupalı çok şeytan bu konuda. Çünkü eğer burada bankada parayı bulursa bu sefer de diyecek ki Türkiye'deki tapudan bilgilerini getir. İşte mal neyin var neyin yok, bütün hepsinin bilgisini istiyorum. Aynı zamanda 10 yıllık geriye dönük de banka hesap ekstranı istiyorum dediği an hiçbir şey yapamazsın. Oysa yapılan otomatik bilgi paylaşımı sadece bankanın en son yılı, yani 31 Aralık 2021'in son bilançosunu sen veriyorsun. Ama o 10 yıllık ekstra istiyor bütün hesap hareketlerini. Böylelikle Avrupalı vatandaşların orada bazıları mı diyeyim, kızmasınlar. Sonra bana diyorlar ki Avrupalıyı koruyorsun, yardım alıyorlar. Buradaki mallarını söylemiyorlar. Bazıları diyor ki suç işliyorlar. Onlara da katılıyorum ama bence suç işlemiyorlar. Çünkü orada affedersin bütün pislikleri temizliyorlar, bilmem ne yapıyorlar, eziyet doğru çekiyorlar. Şartlardan. Orada hayat belli. Avrupalı vatandaş tırnağını biriktirip getirip burada Kayseri'de, Çorum'da, Yozgat'ta, Aydın'da, Muğla'da bir şeyler alıp geleceği düşünüyor. Dolayısıyla sonuç itibariyle toparlayayım sana. Otomatik bilgi paylaşımı aslında bazı Avrupa'ya kaçan FETÖ tabiri ettiğimiz kişilerin Avrupa'daki mallarına el koyabilmek için yapılan bir otomatik bilgi paylaşımıydı. Ama Avrupalı bunu farklı değerlendirip Avrupa'da olan 7,5 milyon Türk'ün mallarını almaya çalıştı. Aslında amacından şaştı özetle. Evet, yani biz iyi niyetli giderken onlar olayı farklı boyuta çevirdi. Şu anda Avrupalı zor durumda. Ne mi yapılacak? Yine söz Cumhurbaşkanımızda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dur derse zaten duracak.
Mutlaka. Sonuç itibariyle inşallah çok yakın zamanda böyle bir gelişme bekliyoruz. Evet, zaten varlıkları gizlemeyle ilgili evet. son günleri de söylemiş olduk. Mavi kart, emeklilik, şartlar, gene bunları da konuşalım mı? Tabii. Çünkü onu, mavi kartı da biz her programda söyledik. Konuşuyorduk. Bizim evet. en önemli başlıklarımızdan bir tanesiydi. Çok merak ediliyor. Hı-hı. Mavi kart eskiden pembe kart vardı. Hı-hı. Pembe kart sonradan mavi karta geçti, geliştirdiler. Bu nedir bilmeyenler aslında için söylüyorum. Aslında pembenin güncellenmiş haline evet. mavi kart mı diyoruz? Evet, kesinlikle. Aha. Böylelikle bütün kütük olarak geçti. Türk vatandaşlığından çıkıp Avrupa vatandaşlığına geçenlere sosyal hakları saklı kalsın diye, bir kütüğü unutulmasın diye, tekrar geri dönmek istediğinde tekrar o verilen kimlikle rahat bir şekilde onu Türk vatandaşı yapabilmek için hı. mavi kart kimliği veriyoruz. Böylelikle Türkiye'de elektrikle bağlatabiliyor, suda bağlatabiliyor, isterse topu ev adı arsa da alabiliyor o kimlikle. Ama aslında o Türk vatandaşı değil. Değil. Ama mavi kart kimliği Türkiye'de geçerli olduğu için hı hı. SSK kapılarından içeri de girebiliyorlar. Düne kadar mavi kartlılar pembe kartken giremiyorlardı. Hı hı. Almıyorlardı ama bu yeni yapılan düzenlemelerle Avrupalı vatandaşların haklarını koruduk. Ve böylelikle kesinlikle Avrupalı vatandaşlar sosyal güvenlik kurumlarından mavi kartlarda emekli olabiliyor. Ama mavi kartların şöyle bir avantajı var Nülüfer. Mavi kartta kaldığı süreleri borçlanamazlar. Çünkü sen yabancı bir vatandaşsın artık. Ama mavi karta geçmeden önce süren varsa Türk vatandaşı, evet o sayılıyor, böylelikle emekli olabiliyorsun. O yüzden buradan söyleyeyim, torba yasalar var dedik. Kesinlikle Avrupalı vatandaşlar bunu değerlendirsinler. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Benim mavi kartım var, ben emekli olamam demesin. 1,5 milyona yakın kişi yapıyor. Dolayısıyla onlar da bir dilekçe, bir müracaat. Ben de bundan yararlanmak istiyorum diye ilgili kurumlara bıraksınlar. Hı hı. Böylelikle başka torbalar geldiğinde o atmış olduğu dilekçenin faydasını o zaman görecekler. Lütfen. Şimdi evet, dedik ki bir torba yasada evet. sen dedin işte Ağustos'a kadar başvurularda bulunun. Bir de dedin ki Ekim'de de yeni torba geliyor. Eklenecekler. Bu gelişmiş haliyle. Şu doğru değil ama, değil mi? Ben o evet. zaman Ekim'dekini bekleyeyim. Hayır. Şimdi bir şey yapmayayım, belki daha iyisi çıkar demek. Hayır, yanlış öyle. Olur değil Hayır, mi? Hayır, yanlış olur. Çünkü neden? Ben bütün kendi kafama takılan tabii, soruları soruyorum. Bir vatandaş olarak. Tabii soracaksın. Aşama aşama. Her torbanın bir amacı var. Basamak basamak gidiyoruz. Dolayısıyla bu gelen torbada bir ön hazırlık var. Hem Avrupalı vatandaşlara bir SGK kapısını açıyor. Hem de Türk vatandaşlarına diyor ki bak senin borcun var. %90'ını siliyorum. %10'unu. Bunu diyor, bir de diyor devlet diyor cebinden para verme. Cebinden para vermeden emeklilik hakkı geldi şu an. Hı-hı. Mesela şu yasanın anlamı o. Hı-hı. Cebinden 5 lira bile vermeden emekli olabileceğim borcum varsa da. Nasıl? Bankaya gideceksin. Torba yasadan yararlanacaksın. Torba yasada şunu unutmasınlar. Kesinlikle buradan söylüyorum. Eğer Bağkur'a borcum var. Param yok. Ha ben emekli olamayacağım. Hayır, kesinlikle emekli olursun. Gideceksin ilgili kuruma, nereden emekli olacaksan, ben emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım diye bir belge alın. Onu da bankaya götürün. Bakın ben bu kadar maaş alacağım. Siz bu aldığım maaştan benim kredimi kesebilirsiniz diyeceksiniz. Ve böylelikle ceplerinden para bile ödemeden bankadan kredi çekmiş olacaklar. Bir de bir şeyi öğrenmek evet. istiyorum. Şimdi Erhan, bir de günü hesaplamak, işte emeklilik miktarını hesaplamak, bu konuda da çok zorlanıyor evet. Vatandaş. O söyleyelim. Konuda da hani uzmanlara mı başvuracaklar? Nasıl bir yol izlesinler? Çok basit. Ne zaman emekli olurum mesela? Herkes bunu merak ediyor. Aynen öyle. Olurum. Şimdi... Ne zaman emekli olabilmek için bize, eğer bir dahaki yayınlarda şunu inşallah... Şunu da bir anede koyalım. Tamam, ne tam zaman? Soru şey Özür olsun. Özür dilerim. Aynen. Olabilir. Ne zaman emekli olurum? Şimdi bir dahakine Nilüfer, senin yayınlarına inşallah gelirsek... Tabii ki her zaman. Bir mail bekliyorum. Adresi de veririz ya da soru indirirler, gönderirler hı-hı. bize. Şunu yapmaları lazım benim için. Doğum, gün, ay, yıl lazım. Gün, ay, yıl. Tamam hı-hı. Bu çok önemli, doğum. Bir de işe giriş... İşe giriş. Evet. Şu anda sevgili evet. izleyenler, biz gün, inşallah ay, Erhan'la da sürekli yıl. Yayınlarımıza evet. devam ediyor i̇nşallah. Olacağız. Verdiğimiz adreslere tüm bu soruları eğer sizler de şu anda sorarsanız, biz de bir dahaki yayınlarımızda da kendisine iletiyor evet. olalım. Eğer bize doğum tarihini düzgün verirlerse, işe girişlerini düzgün verirlerse, bir de en son nerede çalıştı diyelim. En son SSK'da çalıştı. En son çalışmayı da söylerlerse ben hemen onlara ne zaman emekli olacaklarını söylüyorum. Hatta bir adım da ileriye gideyim. İlk defa senin programında yapalım. Ne kadar maaş alacağını söyleyelim. Ama 50 TL
aşağı, 50 TL yukarı söylerim. Minicik oranlarla yani 40 lira 30 lira oynar. Olabilir. 40 lira 30 lira oynar ama ben yaklaşık hangi dönemlerde girdiğini, ne kadar olduğunu ve ne kadar maaş alacağını biliyorum. Hı hı. Bu yüzden vatandaştan bir dahaki programlarda lütfen doğum günü ay yılla işe girişleri alırsak en son çalışmayı rahatça alırız. Peki nasıl hesaplayacaklar? Çok basit. SGK'nın bir emeklilik tablosu var, hesaplama. Bağkur'un emeklilik tablosu var. Emekli sandığının emekli tablosu var. Arkadaşlar, emekli tablosunun tarihinde giriş tarihleri vardır. İşte 87 ile 90 arası girenler, işte 45 yaş, örnek veriyorum 5400 günden 20 yılla emekli olabiliyor diyor. Bu mantıkta bir daha geldiğimizde listede getiririz. O listeyi ekranda verir, vatandaşa öğretiriz. Böylelikle vatandaş evinde kahve içerken bilgisayardan bakıp bizim öğrettiğimiz sistemde emekli olabilirler. Hadi seninkini hesaplayalım dediler ama ben giriş tarihimi falan tabii şu anda ezbere bilmiyorum. Yani şöyle diyeyim, 2006'da başladım. 2006'da mı? Evet. Yani yapacağın olay şu, 55'ten önce emekli olamazsın bir kere. Aha. Onu burada net söyleyelim. 55'in yukarısına emekli olacağım ve senin günün 6000'in üstünde. 55 derken yaşı kastediyorsun. Tabii 55 yaş. Daha çok. 55 yaş. Kesinlikle daha fazla söylemeyeyim. Bir de 6000 gün üzerinde emekli olacaksın. Bir de 20 seneyi doldurmak zorundasın. 20 yılı doldurmak çalışma zorundasın. Çalışma hayatı olarak. Evet. Bir şey söyleyeceğim. 21 yaşında hiçbir kadın emekli olduğunu duydun mu sen? Türkiye'de mi? Evet. Nasıl olur o iş? 1980'lere gidelim. Bir mama fabrikasının sahibi kızını mama reklam filminde oynatıyor. Evet. Ve oynatırken de mecburen sigortalı yapıyor bir yaşındaki kızını. O kız büyüyor 21 yaşında Türkiye'nin en erken emekli olan kadın unvanını alıyor. Ve ondan sonra rahmetli Özal döneminde böyle şey olur mu ya diyorlar. Ondan sonra yaş 18 yaş kavramı geliyor. O, çok normal. Görüyorsun tabii. Değil mi mantığı? Evet, yani evet. Demek ki 20 yıl çok önemliymiş bak. Bak burada önemli olan ne? Kız 21 yaşında emekli olmuş olabilir ama demek ki sigorta giriş tarihi önemli. Şu an evde bizi izleyenler var. 18, 19, 20. Niye sigorta girişlerinizi yapmıyorsunuz? Evet, o kadar neden önemli, bir yerde çalışmıyorsunuz? O kadar çok önemli. Bir şey ki. Lütfen. Yani hani yılların o an çok önemi yokmuş gibi geliyor ama bazen bir sene bile insan için çok önemli bir zaman oluyor. Şimdi artık bütün evde çalışan hanımefendilere de, yardım eden hanımefendilere de hep sigortalar yapılıyor. Bunlara lütfen çok çok dikkat edelim bence. Kesinlikle. Evet. Yani sigorta ev nedir demesinler. Ev hanımları emekli olabilir mi? Ya onu en söyleyeceğim. Ağır işçi onlar çünkü. Evet, herhalde. Onu söyleyeceğim çünkü bakın şunu söyleyeceğim. Beyler bana kızıyor bu lafı dediğimde. Ya arkadaşlar evinize gidiyorsunuz. Gömleğiniz ütülü, pantolonunuz yıkanmış, mis gibi kıyafetleriniz var. Ev tertemiz, mis gibi kokuyor. Yemekler hazır, karnını doyurun. Bir de hanım çay getir diyorsun. Oh! O zaman o hanım senin işçin. O hanım senin çalışanın. O zaman o hanımının sigortasını niye yapmıyorsun bakayım, isteğe bağlı başlatmıyorsun? Buradan söyleyelim. Hanımlar bakın sizden rica ediyorum. Beyleriniz geldiğinde söyleyin. Deyin ki Erhan Bey böyle dedi. Olsun bana kızsınlar, önemli değil. En azından bir isteğe bağlı başlatarak sigorta kaydınızı alın. Düne kadar isteğe bağlında şöyle imkan yoktu Nülüfer. Sigorta numarası vardı ama o zaman prim kazanç meslek hastalığı sigortası vardı. Yani prim sayılmıyordu emekliliğe. 2008'den sonra Nülüfer bir yasa geldi. 30 gün yatırıyorsan hem emekliliğe sayılıyor Nülüfer, hem eşine çocuğuna bakıyorsun, hem de yatırdığın isteğe bağlıyla anne babana da bakıyorsun. Peki Erhan, burada bu eşinin mutlaka bir iş yeri sahibi mi olması gerekiyor? Hayır, isteğe bağlı, adı belli. Yani isteğe bağlı müracaatı yapacaklar. 800'ün üzerinde bir rakam olsun ama o hanımefendi için değer. Sonuçta maaşı gene beraber alacaksınız. Beraber kuyruğa gireceksiniz. Belki de yengenin elinden alacağım parayı, bilemeyiz. Sonuçta evin reisi diyoruz ya, ama ne olursa olsun bence paralar hanımda kalmalı. Daha güvenceli, daha az harcanır diye düşünüyorum. O yüzden kadınlar da emekli olsun. 3000 lira o emekli maaşı alır. 3000 lira sen alırsın. 6000 lira çok güzel bir para günümüzde. Evet tabii, yani bu ne kadar kadar önemli bir şey. Çünkü burada da şimdi birçok ev hanımımız diyordur. Biz ne kadar yıllarımızı heba ettik bu noktada diye. Bugün yemin ol kavga çıkacaktır ama lütfen kavga çıkmadan tatlı. Peki nasıl başvuracaklar? Yani, eşi mi başvuracak yoksa hanımefendi kendi mi başvuracak? Evet. Bireysel başvuru mu olacak? Tabii ki. Normal arama motoruna, Google'a ilk etapta böyle yapabilirler. Bu çok basit. Ya da E-Devlet üstünden. İsteğe bağlı formu diye yaptığınızda onu printer'dan çıkartıp doldurup ikametgahınıza en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Bağkur bölümüne gidip oraya müracaat yapabilirler. Dolayısıyla ilk kaydı açtırın arkadaşlar. Bakın şöyle bir söylenti var. İşte bu zamanda çıktı, ilk defa sende söylüyorum. Belki de
belli ev kadınlarına belli bir emeklilik hakkı gelebilir. Hı hı. Mesela. Evet. Yani bir ara mesela, çok önemli. Mesela evet. İnsan bazen düşünüyor işte ya bir işte formda hata yaparsam ya yanlışlık yaparsam. Tabii. Bu konuda destek alabileceğimiz yerlerde var tabii ama. Ki var. Bir kere alo 170 hattı hı hı. SGK'nın 24 saat ulaşabilirler. Hı hı. Yine SSK'nın gov.tr'nin internet sitesinden ulaşabilirler. Bir de arkadaşlar sosyal güvenlik kurumlarının içinde danışmanlık ofisleri var. Hı hı. Gidip oraya sorabilirsiniz. Çekinmeden girebilirsiniz. Ben bir devlet çalışanı değilim. Ben bir sigorta memuru falan değilim ama sonuç itibariyle devletimin size sağlamış olduğu böyle imkanlar var. Bunları da söyleyelim. Hı hı. Bir de sosyal medyada bu işi yapıyoruz adı altında birçok sahte paravan firmalar var. Bu da çok önemli. Buna çok dikkat etsinler. Aman bu aralar çok arttı pandemide. Ne yazık ki her şeyin dolandırıcılığı evet, o kadar artmış etsinler. Ki akıl sır ermiyor gerçekten. Yani bir fon doldurmaya 500 TL isteyenler varmış. Eğer isteğe bağlı formu doldurmak istiyorsanız bana ulaşın. Ben hiçbir ücret almayacağım. Nilüfer'e de söz veriyorum. Ben doldurup size yollarım. Çok çok teşekkür evet, ederim. Evet, benim Instagram hesabımdan nilüfer.batur'dan başvurmak isteyenler de her zaman yazabilirler tabii ki. Kaç dakikamız var bu arada bilmiyorum. Hemen çok iyi de gidiyoruz da. Emre 2 dakikamız var. Bitirdik bu kadar su gibi vallahi geçti. Evet. Yani. Son senin istediğin konuyla bırakalım. Valla evet. Su gibi aktı herhalde. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Özellikle evet. Bütün ev kadınlarına söylemek istiyorum. Bu aslında geminin bir kaptanı vardır ama evin kaptanı sizsiniz. Siz isterseniz ailenizi daha böyle rahat bir yaşantıya sokabilirsiniz. Sosyal güvenlik olmazsa olmazımız. Daha tüp bebekle başlıyoruz. Anne karnına gelmeden başlayan bir sosyal güvenlik var. Öldükten sonra bile maaş bağlanıyor. Bakın size önemli bir müjdem var. 2008'den önce eğer vefat edenler varsa, maaşları iptal olanlar varsa IAM karar verdi. Anayasa Mahkemesi hayırlı olsun 2008'ler iptal olanları tekrar geri alabileceksiniz. Bunu ya da buradan gene, son olarak söyleyelim. Sürprizle. Evet hayırlı olsun efendim. Şaşırmayın evet maaş iptal olmuştu ya. Evet. Tekrar o maaşları geri alabiliyorsunuz daha yeni çıktı efendim. Araştırın göreceksiniz sözümün doğru olduğunu. Hemen SSK kurum kapılarına gidin müracaatta bulunun paranızı alın efendim maaşınızı. Evet yine. Son sözler bunlar. Yine her anlayacağı bir sürprizle son evet. Dakikaları kullanmış oldu. Yine bunun için de sosyal güvenlik kurumuna tabii başvuracaklar. Tabii ki SGK gov.tr'ye bence SGK'ya gitsinler. Hı hı. Biz 2008'de ben maaş alıyordum iptal oldu. Hı. Çıkan bir yargı kararı var. Anayasa Mahkemesi de bunu herkese göndermiş zaten bütün kurumlara. Hı hı. Bunu uygulayın diye. Hı hı. Dolayısıyla onlar maaşlarını alabiliyor. Mesela çift maaş alamıyorlardı. Şimdi çift maaş alma hakları var. Hani karıdan kocadan diyoruz ya. Evet. İki maaş alma hakları var. 2008'den sonra bu kaldırıldı biliyor musun? En yüksek kimse hı hı. Onu alıyordun ya da %50 evet, evet. Alıyordun. Ama şimdi alabiliyorlar. O yüzden onlar için çok güzel bir haber. Kaçırmasınlar bu fırsatı bence. Evet harika sevgili izleyenler. Bugün çok önemli noktaları konuştuk. Kaçıranlar veya yarısında programı açanlar için de yayınlarımızı biz tekrar YouTube kanalımıza da yüklüyoruz. Oradan da kaçırdıklarınızı izleyebilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar buradayız. Evet kısa aradan sonra hemen devam ediyoruz. Önemli ve son bir sorum daha var. Şimdi bazılarının emeklilik maaşı diğerlerine göre daha düşük. Bunu evet. Yükseltme imkanı var mı? Tabii aslında halk dilinde şöyle diyorlar. İşte çalışırken emekli aylığım düşüyor, çalışırken emekli aylığım düşüyor. Hayır aslında çalışırken emekli aylığı düşmüyor. Sen aldığın maaşın daha da yukarıda ödersen daha da yüksek maaş alırsın. Bazı vatandaşlar birisi 1000 lira maaş alırken diğeri 1300 lira alıyor. Şu anda 1500 lira aylık var en alt alan. Hı hı. 2000 lira alan var, 2500 alan var. Nasıl oluyor diyor Erhan Bey. Çok basit. Eğer siz çalıştığınız iş yerlerini takibini düzgün yapıyorsanız, işvereniniz size 5000 lira veriyorsa, 5000 lira kadar sizin prim kazancınızı SGK'ya yatırıyorsa sen zaten yüksek maaş alırsın. Ama sen bunu takip etmezsen o zaman düşük maaş alırsın. Yani kısacası çalışan işçi kardeşlerimiz, burada söyleyeyim, buradan bir tüyo verelim. 100 lira kazanacaklar bunu yaparlarsa. Bak 100 TL. Hı hı. Mesela 2300 alacaksa emekli maaşın 2400 olacak Nilüfer. Şunu yapsınlar. Buna vaktimiz ne yazık tamam, ki kalmadı. Tamam o zaman daha sonra olsun. Tamam bunun en azından yolu olduğunu öğrendik. Bir sonraki yayında o zaman bunun sözünü senden açalım. Almış olalım. Söz önemli vereyim. Bir konu. Emekli maaşlarını nasıl yükseltebiliriz? Bunu Erhan Nacar'la yaptığımız bir sonraki yayında konuşuyor olacağız. Biz bugün Nilüfer Zamanı'nın sonuna geldik efendim. Herkese harika bir hafta diliyorum. Yarın aynı saatte 11'de yine sizleri yayınımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.